さよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメよ、置き去り。Halı her zaman çapraz olmalıdır. Hazır mısınız o zaman evini döşemeye? Ben hazırım, sen. Mustafa. Döşeceğiz. Döşeceğiz. Döşüyoruz. Döşemekteyiz. Döşendik. Döşendik. Bak bak, Mustafa bir şey göstereceğim. Bugün hazırlıklı geldim. Hadi bakalım. Bunu yanıma koyacağım. Lazım olduğunda burada. Hoş geldiniz Selim Bey, merhaba. Günaydın, nasılsınız efendim? Bu bölümde dış ses farklıymış bu arada. Biliyor musun? Dış ses bu sefer böyle daha sinirli bir dış ses geliyormuş değil mi artık? Önceki hani öyle bir rating istiyorlarmış ki daha da kızıyormuş artık şeye. Böyle bu evin böyle yarrak gibi dolap koymuşlar. Halı da düz, amına koduklarım, duvara sıva bile çekmemişler. Sikeceğim bunların evini. Böyle bir dış ses lazım bu sefer artık yani, ben dayanamıyorum yani. Öyle değilsin yani, anlatabiliyor muyum? Dış ses değişikse böyle değilsin, yoksa sikisin. Eyvah, bir tanesiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keşke benim mahallemden de Selim Bey geçse. Sana bol bol öpücükler. Ben bu arada Döndü Hanım'ın evini arıyordum ama. Döndü Hanım şu yan tarafta oturuyor. Öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, saygılar. Selim Bey, merhaba. Bir dakika. Dış ses. Pardon, sizi tanıyamadım. Dış sesiniz biraz rahatsızlandı. O yüzden birkaç gün ben size eşlik edeceğim. O zaman size, ailemize hoş geldiniz demek istiyorum. Bu arada sesiniz de çok güzelmiş. Teşekkürler Selim Bey. Peki bugün neredeyiz? Feriköy'deyiz ve Döndü Hanım'a konuk olacağız. Döndü Hanım 48 yaşında. Oğlum, öyle olamaz ya. Böyle olmaz chat ya. Merhaba Selim Bey, bu ev bok gibi doseyelim mi? Oğlum erkek değil mi bu? Dış ses niye yakışıklı sadece Ceyhan? Bakarsın ya, kadın konuştu. Erkek konuşmuyor muydu ya? Toktur, toktur baba, ne yapıyorsun Sedat baba? Nasılsınız, nasılsınız? Oğlum, o şey kimdi lan? Erkek donette galiba o ya. Ama bir isteği var. En büyük hayali de pembe ve beyaz. Bu dış ses çok yakışıklı bu arada, sinirimi bozdu. Bitter. Ve der ki, işte benim mutfağım ve oturma odam. Yakışıklı bir ses olmadı abi, chat ses böyle. Ben de hemen sevgili izleyicilerime bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer siz de yaşanacak oturma odası gibi bir mutfak istiyorsanız, bence Döndü Hanım mutfağına bir bakın derim. Hadi ucuz buyurun. Oldum abi. Ev sahiplerimizi daha fazla bekletmeyelim isterseniz. Evet. Ucuz oldum abi. Selim Bey. Ben yemiş yıl reaction ya. Selim abi, ben de görsem kapıda böyle deliririm bu arada. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi. Teşekkür ederim. Ay, çok mutlu oldum yine. Bir tanesiniz, bir tanesiniz. Buyurun. Efendim, estağfurullah. Sağ olun. Dış sesi tanım... Dış sesi... Bak, gel. Dış ses kim biliyor musunuz? Nasıl bulacağız ki ya? Öyle bir... Abi dış sesin sesi. Bulacağım. Bu hayır. İşi bitirme. Amiral Morrison'ın yaptıkları beni... Bu değil. Bu değil. Topografik harita. Yok. Bir bölgeyi işaretlemişler. Yok, o da değil. Bana şey, bana nasıl kostümün sesi bu... lazım abi. Pelerin devrede. Mutlaka bu vadide olmalı. Nasıl bu kadar eminsin? Değilim.
Ne zamandan beri sikimi koyullarında dondurucu bu silah? Sen bana olayı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Yerlerini safta ve tahliye et. Evet ya. Kelle olandaki çizmeli tilki sesi. Onu bilmiyorum. Evet ya. Ne zamandan beri sikimi koyullarında... İyi artık beni kesme. Evet ya. Ne zamandan beri kodumunun Korelilerinde dondurucu ışın silahı var? Hakikaten ha. Uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. Size bir... Hakikaten ha. Abi, o sümün sesi ne oluyor lan? Madochuki. Madochuki teşekkür ederim Madochuki. Öpüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Akıma karşı hareket edeceğim. Bu tanıdık geldi. Sanırım bak, burası girdiğim evet, yer. Dış ses, galiba tamam. Buradan daha önce... Gerçekten dış ses. Bence döndü adamın mutfağına bir bakın derim. Hadi buyurun. Bu odası. Ben de hemen sevgili izleyicilerim mutfağı. En büyük oğlum, döndü adamın mutfağıymış. O zaman size evet, evet. Ailemize hoş geldiniz demek hakikaten ha. İstiyorum. Bu arada sesiniz de çok güzelmiş. Teşekkürler Selim Bey. Önce geçtim. Lanet olsun. Akım daha da güçlendi. Yemin ederim Nomad. Hı. Hidroiticiler kullanıma sokuldu. Hidroiticiler kullanıma sokuldu. Kostüme niye böyle bir şey eklemişler ya? Neresine koymuşlar ki onu? Tamam çözdük. Bu sırrı da onun da en kralı çözüldü. Selim Bey. Hadi bakalım. Hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ay çok mutlu oldum yine. Bir tanesiniz, bir tanesiniz. Buyurun. Efendim, estağfurullah. Sağ olun. Abi döndü garip bir isim bu arada evet ama ben ilk döndü isminde biri tanıştığımda bir tane CD'ci abla vardı Ayvalık'ta PlayStation 2 CD'si almıştım. Ninja Gaiden yok Ninja Gaiden PlayStation'da yok da bir tane ninjalı bir oyun vardı hardcore bir oyundu. O ablanın adı Döndü ablaydı. Aşırı delikanlı abla diyorlardı böyle. Vallahi buydu kadının kalıbı buydu delikanlı abla Döndü abla. Öyle göstermişlerdi yani kafe işletiyordu. Herkese siktir çekiyordu ya. Hakikaten delikanlı ablaymış yani. Vallahi öyle bir hikaye. Ay Selim Bey vallahi. Çocuğu çağırıyordu falan bir çay götür evlat ya falan diyordu. Çay ılık geliyordu lan siktir lan falan çekiyor. Bak yemin altıma bir daha da almadım PlayStation oyunu. Çünkü bana da kızmıştı orada. Al git güzeldir bu falan demişti. Ama benim Tekken 5 yok mu? Efendim biliyorsunuz hayatta her zaman sürprizler olabilir. Evet. Giga Woman ya evet. Sizeymiş efendim sürpriz. Evet ışık kısmet bananmış bu gibi. Efsane. Ne taraftalar efendim. Ayvalık kaotik ya. Ben anladım o gün anladım. Estağfurullah. Döndü ablayla tanışınca anlamıştım. Biz ne yaşadık ya? Bu arada eve geldik. Okan Bey mutfağından neden nefret ediyor? Okan Bey mutfağı bu mu? Okan Bey... Yani kötü bir şey demeyeyim de yani... Böyle mutfağın amına koyayım der gibi. Okan Bey mutfağı... Niye bu kadar sevmemiş? Tamam devam. Az sonra geçiyorum arkadaşlar. Böyle mutlaka sikeyim Okan abi haklısın. Yardır. Babacım nasılsınız iyi misiniz? Hoş geldin be. Evim senin en sevdiğim kısmı bu. İnsanlar sarılınca. Bu sefer uzatmayacağım. Şükür ya. Vallahi. Bir dakika o dişlere ne oldu? Neyse. Mutfağa yatıracak dişimi yattı. Neyse. Oğlum bu bölüm güzel. Neyse dur bakalım. Zeynep abi mutfağa yatıracak adamın dişini yaptı. Nasıl değil misiniz? İsim neydi? Şafak. Memnun oldum Şafak Bey. Buyurun buyurun anneciğim ayakta kalmayın lütfen. Buyurun siz de. Oh. Harika. Adım Döndü Karadağ. Ben ev hanımıyım. 47 yaşındayım. 3 çocuğum var. Oktay Karadağ. 15-4-1960 Ordu doğumluyum. Ne? 18 yaşımda bir fabrikaya girdim. Tekstil firmasına. Emekli oluncaya kadar orada kaldım. Adım Şafak Karadağ. 21 yaşındayım. Oktay'ımcı Şafak. Özel bir hastanede. Size ne dedim? Şu siktiğimin sakalı bu ülkeye geldi gitmedi bak hala. 2019'un 2014'ün ortalarındayız. Şu sakaldan 2016'ya kadar bir ülkecek arınamadık. Bu programda da yok abi. O mor ve ötesi sakalından hiçbir şekilde kurtulamıyoruz herhalde. Bak bu 24. postal diyordu yani bizim aramızda gördüğümüz. Aslan olarak çalışıyorum. Bıktım efendim, artık ya. Bir şey söyleyeceğim. Başvuru formunda çok güzel yemekler yazdığınızı okumuştum. Evet. Yaptığınızı okumuştum. Ama özür dilerim ama. Bir gün kurtulacağız. Ah. Yok kurtulduk. 2016'dan sonra güzeldi. Ne zaman dökülmeye başladı söyleyin. Ben geçen sene aldım. Aldırdım. Öyle mi? 16 tane dişim vardı. Hepsi de... Bir burada sallanıyordu. Ben zaten 6 aydan beri mutfakta yemek yemiyorum ki. Yiyemiyorum ki. Yiyemiyorum. Bütün yutuyor.
geçmiş olsun. Mutfağı biz sevmiyoruz. Ama neyse. Şuraya gelmedi, ne yapayım? Fırsat bulamadıysanız. Mutfağı gerçekten sevmiyor. Fırsat bulamadım. Mutfak şeyinden sıra gelmiyor. Siz şimdi mutfaktan önce ben dişleri yapın. Ondan sonra mutfağı yaparsınız. Allah kahretsin. Şimdi bir kere mutfak tabii ki benim için çok önemli. Evet. Ama mutfak önemli olduğu kadar sağlığımız da önemli. Evet. Efendinin dişleri de olsun ki o yemekleri yesin ama artık nasıl olsa biz geldiğimize göre artık dişe de sıra gelir inşallah. Ne dersiniz? Gelmez. Peki ne işle meşgulsünüz efendim? Kahvede garsonluk yapayım. Planlarım farklıydı. Tabii. Köye yerleşmekti. Derler hani evet. Çarşıdaki hesap, evdeki hesap çarşıya uymadı. Olmadı. Ben de kahvede çalışıyorum şu anda. Şöyle yapalım mı? Hem mutfağı görelim hem arada sohbet edelim. Tamam. Ama ben sizi de ayırmak istemiyorum. Madem birbirinizi bulmuşsunuz efendim evet. Bu kadar. Abi. Görelim. Hem arada sohbet edelim. Tamam. Ama ben sizi bu arada Selim Bey gattı drip drip. İstemiyorum. Madem birbirinizi bulmuşsunuz efendim evet. Bu sene. Bu sefer de yine beraber yapalım. En azından mutfağı biz yapacağız. İşi de artık siz yaparsınız diye düşünüyorum. Oğlumuzu gönderelim diyorum. Ne dersiniz? Oğlunu niye gönderiyorlar oğlum bir tek? Bu herifi niye yolluyorlar ki bir tek? Siz yaparsınız diye düşünüyorum. Ve oğlunuzu... Çocuğun suratı düştü. Gönderelim diyorum. Ne dersiniz? Oğlum gitsin ablasına. Hadi bakalım. Artık anahtarı ver oğlum. Anahtarı hadi ver. Buyurun. Mutlu çiftimizi ayırmama kararı aldık. Sus ya. Güzel yuvalarını nasıl inşa ettilerse büyük değişimde de birlikte olacaklar. Lanet olası Koreliler. Bir saat sonra bekliyorum ama. Olur mu? Hadi bakalım görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bakalım. Kendinize hadi. İyi bakın. Bay bay. Şöyle kapıyı kapatayım. Kapatıyoruz. Siz heyecandan yerinize böyle kala kaldınız biliyorum. Kız az konuşuyor herhalde. Kaç değişmesini bekliyorsunuz? Şimdi bak dış ses kendi mi acaba yorum katıyor yoksa senaryodan mı okuyor onu anlayacağız. 17 sene oldu alalı. 17 sene. Ondan beri hiç değiştirmedik seni. Yani 17 senedir mutfak değişik evet. Değil mi? Hadi evet. Gelin. Ne tarafta efendim mutfak? Bu tarafta. Buyurun. Mutlu Mesut çiftimizin mutfağı ne durumda gelin hep birlikte görelim. İki farklı bölümden oluşan bu alana girer girmez mutfak tesisatından gelen kokuyu hemen duyuyorsunuz. Gene rostluyor ya. Evimizde çok rütübetimiz, rütübet çok var. Fayanslar gene yani bir rostladı. Bunların evi kokuyor galiba. Amına koyayım. Hep olduğu gibi düşüyor. Özellikle mutfak bölümünde bulunan eşyalar çok eski ve kullanışsız. Çürümüş dolaplar ve yüksek tezgah döndü teyzemiz için hiç de sağlıklı değil. Ezgi'm biraz benim böyle şey yine. Şöyle kokuyu yine. Kokuyu duymak. Bulaşık falan yıkadım da elimde su hep olduğu gibi ocağın altına doğru gidiyor. Yeterince ışık almayan mekanı aydınlatma görevi bu çıplak ampule verilmiş. Benim ben amına koyayım. Ben de sinirleniyorum abi böyle görünce. Evet. Oo, burası büyük aslında. Evet. Burada oturuyorum ben Selim Bey hem günlük. Burası peki buradan nereye geçiliyor efendim? Burası yatak odası. Ha yani sonuçta giriyorsunuz girişten ondan sonra oturma odası gibi bir alan evet. Görüyorum. Mutfağımız bu ev ve... güzel olacak herhalde. Yatak odası. Sizin yatak odanız. Evet. Mutlak ben hemen gergi tavan olmazsa güzel olacak. Burada yemek yaptım ya. Bana güvenin. Peki efendim buradaki mutfaktaki kokular odaya gitmiyor mu? Gidiyor Selim Bey. Demek ki evet. Birinci yapacağımız gidiyor. En önemli çözümlerden biri sevgili ses. Gidiyor. Evet mutfağımızdaki kokuların etrafa gitmesini önlemek. Bu mutfak için çok önemli. Peki şimdi anlatın bana. Burada yaşadığınız sorunlarla. Aspiratör yani. Ne yapıyorsunuz? Şöyle bir bakalım istiyorsanız. Dolabımın altında çok rütübet var. Musluk akıtıyor. O yüzden yani. Burada ben bulaşık yıkıyorum. Bulaşık yıkadığım zaman. Akıtan musluk var ya. Kadar büyük bir lanet ki. Yaşayan bilir gerçekten. Su böyle çok böyle aşağı aşağı geldiği zaman bu ocağım hep olduğu asla düzelmiyor. Her şeyini değiştiriyorsun düzelmiyor. Bantlıyorsun düzelmiyor. Yok abi o akıtan musluk bitmiyor ya. Tamir edilemeyen bir şey yani. Ses. Of. Bu komple. Anlıyorum. Demek ki su ile ilgili evet. Bir sürü sıkıntınız çok olmuş. Çok oldu evet Selim ama mi? Sevgili ses hemen bunu da paylaşmak istiyorum bakın. Burada ev yerinin altında sadece bir boru tutuyor. Evet Selim Bey. Selim Bey kırdın. Boru. Aslında bu tür boruların S şeklinde. Evet S boru olması çok önemli ki. Nasıl ya? Allah Allah. Çok 3D olmaz mı öyle? Mutfağımızdan koku. Bu sefer pis şakayı ben yaptım sadece. İnanamıyorum yani. Bu pis şaka sizden kaçtı. Bunu nasıl ben yaptım?
Hep yani hiç affetmezsiniz böyle bir kelime şakasını. Bu sefer hayret, yani hayretler içindeyim. Gelmişsin ve arada sırada temizliğini yapabilirim. Yoksa ileride bu tür borulardan dolayı tıkanmalar olabilir. Evet, oluyor. Selim Bey, ev sahiplerimiz mutfaklarıyla oturma alanlarının birlikte olmasını istiyor. Peki bunu yaparken neye dikkat etmeleri gerekir? En önemlilerinden biri kokuya dikkat etmek. Hanımlar, bu çok önemli. Ve tabii kullanışlı olması da çok önemli. Ben dinlemedim. Niye diyeceksiniz? Mesela hanımlar misafiriniz geldi. Misafir geldiği zaman oturma odası gibi kullandınız. Bu mekanda misafirleriniz oturdu. Evet, geliyor. Arkadaşlarım geliyor. Mutfakta da tabaklar var. Evet. Ne yapacaksınız? Ne yapacağım? Hemen olduğu gibi atıyoruz musluğun içine. Üstünü bezden örtüyoruz. Olmaz. Çözüm ne biliyor musunuz? Agalar, dinlemeyin sakın. En azından belli bir yüksekliğe kadar paravan bir şekilde burada bir yükseklik yapmak lazım ki oturan kişi içeriği görmesin. Amerikan kapı. Efendim? Amerikan kapı gibi değil mi? Amerikan kapı. Efendim, o Amerikan kapı kapılarda oluyor. Hadi diyelim ki Amerikan mutfak diyelim ama biz buna Amerikan mutfak değil, Evim Şahin mutfak diyoruz. Evet. Onu yapacağız. Zaten Evim Şahin olmasa bu mutfak çürür, altına geçer. Evim Şahin olmasa. Oğlum, şovun ismini söylediniz mi? Yaptır. Ben diyorum ki. Sizin ismini söylediler, duydunuz mu? Dişler. Dişler. Ya artık sırada gelecek artık işler. Yani mutfağı nasıl olsa biz yapıyoruz. Şahin gibi fakirler. Erkekler, her şeyi ben bileyim diye konuşmayın. Eşiniz dırdır etli miydi? Ya evden gidin ya susun. Aha bak, saçım beyazladı, dişim döküldü. Bir şey soracağım size. Nerede yemek yiyorsunuz? Adamın lafını kestiler oğlum. Adam orada majör seksizim yapacaktı tam. Dedi kes amına koyayım, bu da işim başlıyor. O da tehlike yükseldi, fark ettiniz mi? Hani tamam, Türk televizyonundayız da bu kadar da abartmasın ya. Aha bak, saçım beyazladı, dişim döküldü. Şey saçım beyazladı, dişim döküldü, kredi kartı borcu. Ne nasıl her şey. Köye de gidemedim amına. Selim Bey, boşayacaktım, vazgeçtim. Burada oturaklar var. Otururuz. Veya tabureler mi var? Tabureler. Ya orada görüyorum zaten tabureyi. Tabureler oturuyor. Siz alabilir miyim tabureyi? Yok, daha ufak tabureler var. Ha, daha ufaklar da mı var? Bunun yarısı yarım olanı var. Karıdırdırı dedi ya gerçekten. Yuvarlak sili şeklinde bir soframız var. Ha, yer sofrası. Yer sofrası. Valla yiyoruz. Sefanın hani üstüne bugün koyuyoruz. En büyüğümüzden elimizdeki bu. Adım Hıdır, elimdeki bu. Açılı kapalı bir masa. Çok tatlılar yalnız ya. Yani mümkünse abla da çok tatlılar, abi de çok tatlılar. Her şey bir yana. Efendim, mutfağınız aslında büyük ve nefes alacak bir evet, mekan. Tabii bir yandan gün ışığı da ben... Şöyle bir avantajımız var. Bu sefer duvarlar kendinden pembe. Dışarıdan alabiliyorum. Evet. Yani pembe boya işi çıktı. Patladı zaten cepten. Orada bir güz iyi. Ve oturma gruplarını görüyorum efendim. Müthiş bir senaryo. İki tane teknimiz var. Pembe yapamıyoruz. Evet. Duvarları tertemiz. Burasını yaşanacak bir şekle getireceğiz. Ama önemli olan burada yapılacaklar ne biliyor musunuz? Hemen kalem kağıt gelsin lütfen. Buyurun Selim Bey. Teşekkürler sevgili ses. Bir de kalem alabilirsem mükemmel olacak. Affedersiniz, kalemi unuttuk. Ya bu adam bu sesle bana var ya, aylık %2 faizle 10 bin lira kredi satar ya. Buyurun Selim Bey. Kalem kağıt. Teşekkürler. Çok az faizli. Efendim, hem konuşalım hem ihtiyaçlarımız. Yarışmanın sonunda kredi çekiyorum ben. Öncelikle buradaki bu ara duvarların herhangi bir taşıyıcı özelliği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten kiriş ve kolon sistemine baktığım zaman bunların kırılabileceğine kanaat getirdim. O zaman ne yapıyoruz? Duvarları kıracağız. Evet. Ve burada bakın kompozit tezgah kullanacağız. Şimdi ben diyorum ki böyle şey... Dur. Buraya aydınlatma armatürü yazıyorum. Yok. Ve hızımızı kesmiyoruz. Zeminde de artık sıcacık bir parke kullanalım istiyorum. Ne dersiniz? Evet. O zaman sudan etkilenmeyen parkeyi çok... yazıyorum. Bence fazla bir çağırıcı. Bu da olabilir. Kapaklarını da siz seçin efendim. Olur mu? Evet. Gönlüm sende efendim. Sonuçta pembe de huzur veren bir renktir. Her zaman kullanmak. Hayır. Duvarlar kendinden pembe diye pembe yapamayacağımızı düşündü. Pembe yapılamaz bir daha sandık. Ama duvarların pembe olması tekrar pembe olmasına bir engel tanımıyormuş. Burada yazdığı gibi. Duvarlar pembe ise tekrar pembe olabilir. Kaybettik. Evet. Gönlüm sende efendim. Sonuçta pembe de huzur veren bir renktir.
her zaman kullanmakta fayda var derim. Daha böyle değişik çiçekli var mı başka? Fırınımız yok Selim Bey. Hı? Fırın yok. Şöyle Ankastre fırın. Evet Selim Ankastre Bey. Ocak. Evet ya. Bir de olmaz yazayım evet, mı? Evet benim de olsun böyle. Bunların karantini ne kadar? Bu güzel, bu bölüm çok güzel lan. İnsanlar çok mutlu olacak. Hemen şimdi seramiği de ekliyorum efendim. En iyi evim şahane bölümleri. Şöyle bir modelimiz var. Mat evet. Porselen 30-60. Ama kumaşları biraz zarar görmüş. Bir de kumaş yazayım mı efendim? Yaz Selim Bey. Hadi. Yaz Selim Bey. Yaz. Ben pembe renk istiyorum. Pembe böyle renk. Evimde perde. Abo gene pembe. Perdemizde yazıyorum. Çiçek bahçe. Bir aksesuarı da yazdıktan sonra sıra geliyor o bütçeye. Pembe. Ama bütçeyi yazmadan önce hep ne diyoruz efendim? Sizin her dişler ne kadar? Sevgi de olsun. Ve bu sevgiyle beraber bütçe gelsin lütfen. Nasıl bu şov neydi bu şov? Bu kalp. Her yer. Kalp kartı mı kullanıldı burada? Sevgi de olsun. Ve bu sevgiyle beraber bütçe gelsin lütfen. İşte bütçemiz. Teşekkürler sevgili ses. Evet efendim. Oktay amca bütçeniz ne kadar acaba? Biz mi tahmin edeceğiz bütçeyi? Evet. 9. 9 diyorsunuz. Evet Selim Bey. Biraz daha çıkalım efendim. Benim beklentim 10-11 arası. 10-11. Evet. Ve hazır mıyız efendim? Hazırız. Kaç geliyor lan? Tamam. Kaç? 15 bin lira veriyorum efendim size. Tamam 15 bin lira veriyorum. Tamam. Ben dişleri yaptırdım. Efendim 6 bin lira. Ben dişleri yaptırdım. Oğlum bu amca var ya eşyadan kızım dişleri yaptıracak Allah belam versin. 15 bin lira veriyorum. Tamam ben dişleri yaptırdım. Benim 6 bin lira. Dişler çıktı. Fırını da ucuz alacak. Liralık bütçenin şaşkınlığını yaşarken. Çıkça davul şey ya. Yaşarken biz de fırını. Ustalarımızı karşılayalım. Ustalar geliyor. Şimdi umarım şahane ekibimiz döndü teyzenin mutfağını yenilemek için. Bakalım hangi kazan. Tayfa? Dusi Usta. Yok lan Kudüs Usta değil bu. Tanıştırmanın vakti artık geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oktay Usta bu değil mi? Oktay Usta. Allah kahretsin ya. Bir hayatımın bir noktasında evim şahane ustalarının İlk 11'ini sayabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Evet. Bu arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Gelin gelin hemen şöyle geçin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şahane ekibimiz görev mahallinde. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Aradım usta yok ama ya. O adam ne diyor ki para üstünü geri alınca amcanın surat. Para üstünü geri alınca amcanın surat. Döndü Hanım bakın. Ustalarımız burada. Evet. Söyleyecek bir şeyiniz var mı ustalarımıza? Ben ustalarıma söyleyeceğim mutfağımızı iyi yapsınlar. Çok güzel. Çok güzel bir şaheser bekliyoruz sizden. Sizden bir şaheser harikalar bekliyorum. Harikalar yaratın. Nasıl olsa Selim Bey dişimi yaptıracak söz verdi. Arkadaşlar ben diş yapabilir miyim? Ben ancak ne yaparız arkadaşlar? Diş yaparız. Diş yaparız değil mi? Ya ben kelime oyunu. Ben gırgırındayım. Sizi çok samimi candan bulduğum için takılıyım. Yani. Oğlum bu adam çok iyi. Randevumu aldım. Çok iyi oğlum bu adam. Gırgırındayım. Sizi çok samimi candan bulduğum için takılıyım. Takılıyorum yani, ya. Randevumu aldım. Bir iki ay içerisinde dişlerimi de yaptırırım. Öyle işler de hallolur. Diş yapabilir miyiz? Alçıdan diş yaparız. Yapamayız. Ama elimizden geldiği kadar gönülleri kırmadan işte yaşanacak mekanları yaparız. Evet. Şimdi sizden bir ricam var efendim. Evet. Bunu da veriyorum. Ustalarımın neler yapılacağını anlatacağım. Ondan sonra yanınıza geleceğim. Tamam. Onun için sizi birazcık dışarı almam tamam. gerekiyor. Olur mu? Tamam. Kırmıza gideceğiz sonra. Ya. Olur mu Üstad? Bu adamla Selim'in sexual tension'ı Halis mi? Halis abi şiplemeyin herkesi ya. Her gördüğünüz insanı şiplemeyin. Çok yapmayın gözümü seveyim ya. Tamam tamam. Böyle bir hayal istemiyorum ben ya. Döndü teyzemizin mutfağında yapılacak çok iş var. Mimarımız her zaman yaptığı gibi değişimin şifrelerini yine bize... Anlatıyor. Anlat abim. Sizi rica edeceğim. Kısmıyorsun. Kısmımıza gidelim. Hadi kolay gelsin. Gereken diğer detayları zaten size gönderirim. Hadi bakalım. Kolay gelsin tekrar arkadaşlar. Sağ olun. Dinlenmek nedir bilmeyen ustalarımız bir ev sahibimizin Allah. Daha yüzünü güldürmek için hemen mesaiye başlıyor. Lan oğlum orada usta iki tane fincan çaldı gitti lan. Bir ev sahibimizin daha yüzünü güldürmek için... Bu ustanın bitti abi benim mesai bu kadar. Tamam. Yaptık işte şahaneledik evi. Hemen mesaiye başlıyor. Gitti kardeşim. Bu alanda bulunan eşyalar ya. Bir an önce dışarı çıkarılmalı. Müzik
mutfakla bütünleşmiş eski kullanışsız tezgahı ailemizin hayatından çıkarmamız gerek. Kuddusi ustamız bu iş için balyozunu kullanıyor. Kuddusi usta geldi işte. Bu inanılmaz eğlenceli duruyor ya. İsterseniz şimdi de şahane tırımıza geçelim. Şunu %600 bas buslayıp dinlemek çok istedim ama. Böyle bir kötülük yapamam bugün size. Bakalım ev sahiplerimiz tırımızı beğenecek mi? Aa, evet. Çok güzel. Güzel. Evet. Geçiyorum ben tır kısımlarını ya gerçekten. Harika. Efendim. Ay, burada oğlum abla çok tatlı. Aksesuarlarımız var gördüğünüz gibi. Ve bunlarla beraber bakın orada yastıklar var. Sevgili ses. Yastıklardan bahsetmişken şu çiçekliği alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun lütfen. Pembeli olan sesi hem de. Çalışamadım. Efendim, evet. Bunu size hediye etmek istiyorum. Ne teşekkür dersiniz? Teşekkür ederim. Ay çok güzel ya. Sen yastık hastalığı bak. Öyle mi efendim? Denge bak ya. Zaten pembeye hastayım ben. Birkan hoş geldin Birkan. Pembe hastasıyım. Efendim zaten. Evet. Abla deme çok kritik şeyler söylüyorsun Selim Bey'in yanında. Pembe zaten gibi. Zaten şu anda pembeydi. Evet. Pembe demek ki sizi rahatlatıyor ve huzur veriyor. Evet. Şimdi hazır buradayken istiyorsanız birkaç alışverişimizi de yapalım beraber. Yapalım. Ne dersiniz? Mekanı aydınlatmak için spotlardan başlayalım mı? Evet Selim Bey. Üstadım ne dersin? Şunu kimse almıyor abi. Bu spotu ben alacağım evime taşınırsam. Stadyum Old Trafford yapacağım bütün holü. Başlayalım mı? Başlayalım. Alacağım 6 bunların tane ondan bak. Biliyor musunuz efendim? Bir gün ev yaparsan. Başlayalım. Ya bu listes niye kadıncağız rostladı? Başlayalım. Bunların adını biliyor musunuz? Bunların adını biliyor. Ne amına koyayım? Spot lamba işte. Biliyor musunuz efendim? Stop. Nasıl? Stop lambası. Ama ne yapayım ya? Ayıp. Benim dilim bu kadar dolaşıyor. Bu hep durdurmaya alışmıştır. Stop dur. Ya Selim Bey ben de istiyorum çok böyle konuşmak da. Önemli değil dilim efendim. Dilim demliyor bu kadar söylüyor. Siz üzülmeyin efendim gelin. Bunlardan ama en azından seçimini yapın isterseniz. Şu nasıldır Selim Bey? Güzel. Beğendiyseniz hiç sorun yok. Bir de şunda kararsızım. Tamam efendim. İkisi hangisini? Arasında bir tercih yapın. Hiç önemli değil. Şunu... Tamam, uygundur. Bunu olsun. O zaman bunu seçtik. Evet Selim Bey. Olur mu üstadım? Oldu. Peki anahtar prizlerden hangisini istersiniz? Bunu yaklaşık... Dayı İngilizce şov yaptı. Şu şöyle isterseniz. Dur. Şunlardan. Evet. Ben siyah seçtim o zaman. Siyah. Evet, siyah seçti. Ne dersiniz? Çünkü bunlara devamlı el açık kapama kirip belli oluyor ya. Bunda belli olmaz. Artık tercih de sizin. siyah seçtik. Peki kulplarda hangisini seçelim? Bakın efendim bir grup burada var. Bir grup da hemen şurada ileride var. Nasıl ya? Şunu olabilir mi? Bence seçtiniz. Gayet güzel. Değil mi? Güzel yani bu. Evet. Sıra geldi sevgili ses. Bugün alışveriş. Teyze spotu kötü seçti. Siz var mı? Ama kendi evi. Olmaz mı Selim Bey? Bir an önce alışverişe başlamalıyız. Bence de geç kalmayın. Ama eğer alışverişte tıkandığınız bir nokta olursa lütfen hiç çekinmeden beni arayın. Tamam, olur mu Selim efendim? Bey. Selim Bey başımızda Oktay amca var. Kaygılanmayın lütfen. Evet Oktay Bey buradayken Selim zaten Bey. İçim rahat. Evet. Çok sağ ol. Bakalım nasıl içimde olacak. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bu işlerin piriyim ben. Piri. Sırımı verir misin ya? Buyurun. Çok, çok sıkı pazarlık yaparım. Eyvah eyvah. Of. Pazarlığım çok sıkıdır. Çok sıkı pazarlığım var. Eşim pek pazarlık yapmayı bilmez. Hayırlı işler diyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sana bir sır vereyim mi? Ya ayıp ama chat ya. Bak bunu ben attı bile şakayı. Ben bunu şimdi söylersem çok ofensif olacak. Yapmayacağım. Ben de diğer evlere gidiyorum. Mimarımız diğer evleri uğurlayan ailemiz birazdan alışveriş. Sana bir sır vereyim mi? İşlerim yok. Ben demedim chatteki biri dedi. Ama önce ustalarımızı ziyaret edelim isterseniz. Benim bir guilt tripliyordu. Trapliyor. Yaptı şu işleri senin. Şikayetçi olduğu eski tezgahtan... Bu ne abi? Burada ne oluyor burada? Benim isterseniz. Döndü teyzenin şikayetçi olduğu eski tezgahtan kurtulduk. Sırada çürümüş dolap kabinleri var. Sorry bro. Ustalarım kolaya gelsin. Ustalar kolay gelsin. Ben... Ay. Bırakın ben yıkayım bu işi. Olmaz. Ya bırak. Olmaz amca. Sen ne karışma. Ya? Ustaların işine karışma sen. Benim 17 sene hırsım var bu mutfağa benim. Usta ya. Ya illa ben yıkayacağım. Ben yıkayacağım. O zaman amca sen yıkayacaksan. Gelsin. 17 senelik hırsım var bu mutfağa ben yıkayacağım. Böyle olmaz. Ya sen ustalara bırak. Kişisel bir nefret. Yok böyle olmaz. Yiyeceksiniz. Tulumları giyeceksiniz. Lerim Cook abi.
Yıkmak istiyorsanız öyle yıkacaksınız. Ben yıkacağım. Bırak ben şöyle çekeyim abi. Bir de böyle olmaz diyoruz bakın. Torunlarınızı giyin gelin. Bey olmaz. Sen ustalara bırak. Ustalar kendi işini kendi yapsın. Senin işin değil o. Yok arkadaş ben yıkacağım. Tamam bey. Tamam. Geliyoruz geliyoruz. Gidiyorsun. Tamam kim geliyor? Tamam. 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 Gel. Buyurun. Git tulum git. Gidelim beraber. Hadi. Gideyim. Tamam. Ben gideyim. Hep beraber. Ne yiyeceksin şimdi tulum? Tamam. Hep beraber. Döndü teyze. Yıkalım burayı. İşiniz çok sinirlendi galiba. Ya sinirlenmedi de hırsı vardı. Tak gitti. Oktay amcayı yalnız bırakmayın isterseniz. Ben bir bakayım ona geleyim. Hadi. Ben şimdi hadi mutfağa. Ev sahibimizi zor ikna eden ustalarımız vakit kaybetmemek için hemen işlerine dönüyor. Usta gelmeden. Oktay usta gelme. Ne? Her yer moloz yalıyordu. Amca mıydı usta mıydı? Bir an önce temizlememiz gerek. Hayır amca. Kafam karıştı ya. Adama bırakmadılar ki oğlum her şeyi yıkıp. Daha kırılacak çok alan hepsini var. Hepsini yıkıp geçtim. Oktay amcamız da geldi. Oktay amca. Oktay amca geldin mi? Geldim geldim. Cengiz, niye bana bırakmadın? Ben yıkacaktım. Sen önce dizlerini bul sonra duvarı yıkarsın. Ayıp ayıp. Allah Allah. Diş şakası yapmayın ya. Gerçi adam kendisi yaptı sürekli bilmiyorum. Oktay amca bu ne? Ben böyle giyiyorum. Ben er giderim her şeye ben giden tersine. Oktay amca ters giymiş ki. Cepten arkaya bakıyor. Baksın. Oktay amca böyle mi elini cebine sokacaksın abi amca ne yapıyorsun? Kim öyle? Ben hayatta da böyleyim. Ben de öyle. Bu da öyle. Eldivenleri de ters giymiş. Oğlum bu gerçek değil ya. Bir. Ne olur RP olsun bu ya. Durumu Oktay amca tulumu ters giymişsiniz. Böyle benim işim böyle. Eldiveni de ters giymiş oğlum. Sen şimdi bana de ters giymeye çalışıyorsun ama bak. Bunu böyle giyersin. Dur istersen gözlüğü takalım öyle. Tamam oğlum. Ben öyle istedim madem. Ben böyle. Ben enteresan adamım. Benim eşim dünyada daha yok. Hani olmasın zaten. Ya. Ya bir eşin olduktan sonra senin anlamın kalmıyor. Oktay amca, biz işe biraz tersten başladık galiba. Evet. Eldi o cehennem. Ben başladım, işe de başlayacaksın tersten. İyi şarkı. O zaman işimiz ters gider. Oktay amca. Sonu iyi olur. Sonu iyi olur. Ben çok tersten başladım, sonu aynı bir yere geldim. Ben falan yazı veririm Oktay amca. Dur şunu düzeldim ben. Rahat edeyim. Peki. Şimdi ben ev sahibimiz balyozu eline aldı. Böyle bir adamı var ya arasalar bulamazlar abi. Şimdi şahane evimin yeni yıkım elemanı benim. Şahane evim. Ev şahane yıkım elemanı. Yeni. Bundan sonraki evlerde de sizi görmek istiyoruz. Tamam gelirim. Ama bak bir tarafını yaralama sakın ha. Dikkat et yani. Bak şimdi ben bir işe başladığım zaman bir tarafında yara olmaz zaman, kan akmaz zaman ondan işine hayır gelmiyor. O zaman Oktay amca sana çeviriyor. Barbar mı Oktay amca? Oktay amca. Ya açalım. Sağ elle vuruyorsun galiba. İstersen şu duvardan. Şahen kebimin. Bak burada film görürüz mü? Öyle yapalım. Öf. Oktay amcanın maşallahı var. Oktay amca buraya. Bu yerden ses geliyor. Yavaş. Az daha kapatın. Oktay. Ben de yapayım ben. Ya yürü içime karışma ya. Ya ben de istiyorum. Sözüm aramayayım ki. İyi tamam hadi devam et hadi. Ben bu videoda İstanbul'u yıkarım İstanbul'u. Hadi yık bakalım. Ben İstanbul'u yıkarım. Ben burada az mı uğraştım burada? Bu tarafta. İnanılmaz uğraştım ben. Ben burada az uğraştım. Kok sığmıyor ki abi bir aydır buzdolabında duran şarabı içsem nasıl olur? Ne bileyim bir aydır şarap. İnanılmaz uğraştım ben. Ben bunu nasıl uğraştım? Yavaş. Abi Oktay amca sakin ben ya. Oktay amcayı durdurabilene aşk olsun. Adam var ya 30 senenin hıncını çıkarttı ha burada. Affetmedi yani. Ha? Sen bize bir şey bırakmayacaksın. Burada bitti. Daha ne istiyorsun? Ben bir eleman nerede bulacaksın? Değil mi? Herhalde. Yorulduğun zaman söylersin herhalde. Ya arkadaş. Seyrediyorsan edin. Etmiyorsan çıkın dışarı. Tamam yeter. İşime karışma. Dişlerin ısını çıkartıyor. Ayıp ya. Böyle giderse ustalarımızda hiçbir iş kalmayacak. Buyur ustam devam tamam, et. Tamam işim hadi. Yoruldun mu? Oktay tamam. Hırsımı aldın mı? Hırsımı aldım. Yoruldun. Aldım. Değil mi?
Ne yorulması be? Hadi. Oğlum bayağı sinirlendi ha bu arada. Tamam. Oktay amca, daha fazla gecikmeden... Gerçekten sinirlendi yani. Isterseniz. Evet, gidelim. Gidelim. Bir alışverişe de gidelim. Buyurun. Hakikaten sinirlendi yani. Bekliyorum. Hadi gidelim, haydi. Oktay amca, baret alayım ben. Ben buyurun. Yapacağım. Gözlüğünü al. Adam dişi yaptırmakta ısrarcı. Gözlüğünü al. Nihayet çalışma sırası ustalarımıza geldi. Ev sahibimiz kalan enerjisini biraz da alışverişte harcadı. Evin kira olduğunu hatırlayıp durdu mu? Yok ya, ev kira değilmiş. Değil mi? Şahane ekibimiz sırayla yıkım çalışmalarına devam ederken diğer yandan ortaya çıkan molozlar toplanıyor. Şunları tam ortasına şuraya bir tane koymayacak mı yani? Bugün işimiz çok fazla. Daha duvarda sökülmesi gereken seramikler var. Daha geldi korkunç ilti. Bakalım Oktay amcamız alışverişe başlamış. Korkunç ilti değil bu, pardon. Doğru. Darbeli mi attık aklımıza? Hadi bakalım. Merhaba. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Biz ev hikayelerinden geliyoruz. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Ben tezgahın üstüne... Tezgah bakacak. Tezgah bakacağım. Kızım sen bize renkleri göster. Tabii. Göster. Bakalım. Oktay amca sinirli ha bu arada. Açık tonlarda. Mesela şöyle pembe desen var. Pembe rengi beyaz olacağına göre. Oktay amca bakın bir sürü model var. Bakacağız. Bakacağız. Bakalım. Bakalım. Bakacağız. Hepsine bakacağız. Şimdi ben diyorum ki, böyle şeyde düz renk alalım. Düz renk mi alalım? Şöyle bir model. Tamam, düz renk alalım. Çünkü bizim mutfağımız karanlık o. Bu da olabilir. Ha, bu da olabilir. Karanlık mı mutfağımız? Biraz karanlık olur. Evet, amcam 1485 diyor ki, amcam çok yaman ısırdığını kopartıyor valla. Mutfağın daha böyle aydınlık olsun. Aydınlık olmasa. Çünkü dolap pembe renk olacak. Tezgahta... Ona yakın. Ama beyaz da olmasa bile kirli beyaz olur. Gri, anladım, açık gri olur. Bu nasıl durur? Hani bu güzel yani. Daha açık tonlara da bakabiliriz. Var, bakalım. İstersen tabii. Bir bakalım. Şöyle. Beyaz var. Bu çok direkt güzel. Aydınlık. Evet. Kendisi. Evet. Çok bu güzel. Bu daha güzel. Beğendiniz mi efendim? Tamam, bunu beğendim. Beğendik. Ben biraz alışverişleri sarıyorum ya. İlk alışverişini yapan ev sahiplerimiz iki boy beyaz kompozit tezgah için 400 lira ödüyor. Aha. Bu ilk mağazamızdı. Ailemiz alışverişe devam edecek. Ama önce isterseniz tekrar ustalarımızın yanına uğrayalım. Her gün bir ders. Fazla konuşan ev sahiplerine kötü tasarımlarla ders ver. O mekan. Odanın son haline bakılırsa duvar yıkım çalışmaları sona erdi. Oğlum burada vastu felsefesi falan da başlıyor orada. Ölü hayvan tutmayın evde yazmış. Bilbişi. Kitap ne? Sen görmedin mi bu kitabı ya? Chat'ten biri yollamış bana. Döndü hanımın mutfağından gelen kötü kokular hem oturma bölümünü hem de diğer odaları rahatsız edecek düzeydeydi. Kadir ustamız bu kötü kokuların önüne geçmek için su tesisatının tamamını yeniliyor. Fiziko mekan. Önce gider boruları, daha sonra da sıcak ve soğuk su boruları yerlerini alıyor. Fiziko mekan. Evet, Sivas bir donjon. Buyurun. Bu arada alçı levha ustalarımız da iş başında. Bunlar çok eğlenceli izlemesi ya. Süleyman abi, merdivenler burada mı? Şu merdivenleri getir, daha başlayalım. Öncelikle profil iskeleti oluşturulacak. Daha sonra profillere özel sertifikalı germe alçı levhalarımız monte edilecek. Yok ya, yapma Selen'de artık burada. Germe tavan al. Yapabilir, bilemiyorum. Tekrar alışveriş heyecanı yaşayan ev sahiplerimizin yanına dönüyoruz. Kolon değilmiş chat onlar. Kolon değil dedi Selim'le.
Kolon değildi bir de onlar ki. Kırılınca kolon olsa alışırdı. Kimdini alıyoruz efendim? Ankastre aldı. Ankastre. Ankastre. İzlemesi eğlenceli de 40 derecede yapması herhalde biraz kötü durur. Ankastre. Söyleyeyim mi? Ankara'da yeter. Ankastre. Buyurun ankastrelerimizi alalım. Gerçek yani Oktay başka abi bir böyle bir merhaba Eminşahane'den geliyoruz. Ankara'da yeter garip bir mizah ya. Ankıs'ta ocak bakacağız. İnox mu istiyoruz, cam mı istiyoruz? İnox'la camın farkını biliyor musunuz efendim? Ne oldu? Ya dış ses niye bu kadına sürekli yükleniyor? Ben ona sinir oldum. Kadın bilmiyor teyze. İnox ben de bilmiyorum. Ne abi? Dedi yani inox'tu dedi. Şimdi şu cam. Bu cam mı? Cam. Nereden bilsin amına koyayım? Ben de bilmiyorum. Bu mu oluyor? Şöyle metal olanlara inox diyoruz genelde. Bu daha biliyoruz şu an. Yani güzel yani. O camımız güzeldir evet. Evet. Ne kadar bunlar oğlum? Yetti de ses. Fiyatı 675 lira şu an. Fiyatı uygun mu sizce? Evim şahane için bir pazarlık. Ben hiç bilemiyorum uygun mu şu an. O kadar uzun zaman oldu ki. Olacak galiba. Onun sonrasında bakarız. Önce ürünlerimizi seçelim. Sonra ben bakarız. Bunu beğendim. Tamam. Davlumbaz da almamız gerek. Evet. Bana göre hepsi uygun. Şu an hani ben şu ana göre hepsi çok uygun. Metreküp çekiyor, açılı bir davlumbaz. Açılabiliyor. Evet. Artık mutfağınızda yağ kokusu ve is olmayacak. Evet, koku olmayacak. Fırına da bakalım isterseniz. Hemen altında duran nasıl sizce? Evet, baktım fırına da. Çift tepsi, yine bir ızgaralı. Şöyle tepsileri. Evet. Hayırdır Oktay amca? Bir şey mi oldu? Fırınlarını? Bunların garanti belgesi falan oluyor mu? Tabii ki. Garantili oluyor mu? Tabii ki. Belerin devrede. Hak etmeyin garantili. Onu soracağım. Kaç şey garantili var mı? Onu soracağım. Beyefendiye de sorun isterseniz. Bunların garantisi ne kadar? 2 yıl garantisi. 2 yıl garantili. Gömülebilir. Düğmeleri almayalım. Beyefendi bir fırın daha önerecek döndü teyze. Bakalım. Ona da bakalım. Yine gömülebilir düğmeleri. Çift tepsi bir ızgaralı. Ya ben geçiyorum bu fırın muhabbetini. Ocak ve davulmazın altına bu fırını tavsiye ederim. Bunu mu? Evet. Oktay amca. 1000 liraymış bunun da fiyatı 1090 lira. Gayet ekonomik görünüyor Oktay amca. Sen de söyle bir şey. Yani, eşim de yani bir söylesin. Kullanacak olan sensin. Sen de yani kul gayet bakacaksın. Gayet ekonomik gözüküyor. Karar verdik mi efendim? Okeyiz. Tamam. Maksimum okay. Zır. Oktay amca artık ödeme yapma zamanı. Hadi hesapları yapalım. Hesabı benim. Benden yapacağım. Bakalım Oktay amca yazdı, pazarlık yapabilecek mi? Çok pazarlıkçıdır o. Aha. Bir alışverişe bir çıkalım. Adamı deli eder yani. Adamın kolunu tutuyor. Salla okay salla, salla salla salla. Pazarlığı yani çok yapar. Ben öyle fazla yapmam. Burada 2670 lira. Oktay amca zaten. Hani. Evet abi. Hazır yani. O fırın bugün bedavaya gelecek. Bu üçlü set. Şöyle bir evim şahanenin şeyinden bir indirim yap bakalım. Benim kafama yatarsa bir de benim indirimim de var. Ha, bir de bizim bir için de, yap. Bir de sizin için evet, yap. Evet bizim de benim için de yap. O zaman şöyle yapalım. %15 indirim yapalım totalde. Hem sizin hem evim şahane programı için. 2260 liradan bırakalım. Çok indirdi lan bu hakikaten. 2000? 2260 lira. 60'ı da bırakalım. 2000 liraya bu işi hepsini bırakıyorum. Onun onu Oktay amca ne yaptın lan? 60'ı da bırakalım. 60'ı bırakalım dedi. 260'ı komple siktir etti. Scammer. 2000 liraya bu işi hepsini bırakıyorum. Şöyle yapalım 2200 olsun ama 2000 çok. 2000 liraya. Evet. 2000. 2. 2000. 2. 2 2 2 şöyle parayı ortasını bulalım 2150'den bırakalım daha fazla bir şey yapamam. Ben söyleyeyim. Çünkü yapabileceğim ben en çok fiyatı yaptım. Ne senin dediğin olsun ne eşimin dediği olsun evet. 2100 olsun. Sen dur. Ama eşinin dediği oldu abla o zaman. Bak. Bu telimi. 2000. Yok 2000 bir fiyat. Ya dişimi yap bak dişim. Diş yok diş. Evet. Diş yaptıracağım ya. Yaptırırsın. Şu an var ama 2000 2000 olmaz. 2000 tamam 2000. Ver o 2000. Bu kadar ya. Ne var? Neyse hanımefendiyi kırmayalım o zaman 2100 yapalım. Verin mi? Benim dediğim olsun. Verin verin. Benim dediğim olsun. Verin mi? Size 2100 lira. Tamam. Buyurun. Oktay amca sıkı pazarlık ederek birbirinden şık ankastre ürünleri... Abi Oktay amca dişim yok kartını sadece... çekti ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir pazarlık yok abi ya. Benim dişim yok kartı... Bu etik değil artık bu yani. 2100 lira ödedi. Böyle bir şey yapamazsın ya. Bir sonraki mağazamıza doğru ilerliyoruz.
dolap kapattığı amca benim var takas yapardım deseydi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Gümüşhane'den geliyoruz. Dolap kapağı alacağız. Tamamlık diyor ki bu adam iPhone 14 15 bin liraya. Abi. Amca çok ekstrem yani. Bir de var ya o kadar kafa karıştırıcılar ki. Amca 60'ı bırakalım diyor. 260'ı bırakıyor. Abla diyor ki ne senin dediğin olsun ne onun dediği olsun diyor. 100'e çekiyor sonra. Sonuçta indirim oluyor ama hani. Ben size göstereyim modelleri. Şöyle buyurun. Olmaz bir yani. Böyle operasyona Ocean's 11 ya. Şey Will Smith'in Focus filmi. Desenli olursa mutfağınız da daha ışıltılı olur efendim. Desenli alırsak tamam ışıltılı gösterir de bunlar silmesi zor olur. Peki ne, beyefendi bunlar silmesi falan. Silinebiliyor zaten üstü boyanacak muhtemelen. Selim Bey onun için herhalde istedi. Üstü boyanacağım hani da. Temizlemesi tabii, falan zor olur mu? Hani? Gayet kolay. Misal ilaç milaç bir şey falan kullanabilir mi? Problem olmaz. Zaten boyanınca leke de tutmazlar. Tamam ben sana bırakıyorum. Ya sen de tamam fikir ver. Ama daha böyle değişik çiçekli var mı başka? Şu var mesela. Şu. Evet bu da güzel. Şöyle. Şöyle ben size göstereyim. Evet. Böyle bir modelimiz var. Bu da çok güzel. Bu da bir değişik. Katı dolap kapakları. Yani bunu beyaz dökün. Tamam. Bunu alıyoruz o zaman. Bu tamam. Daha değişik, daha tamam. Güzel. Zaten siz de çiçekli istiyordunuz. Evet. Bunun beyazı dökün yani. Tabii. Evet. Çiçek. Tamam. Kötü ya. Oktay amca için pazarlık etme vakti geldi. Genel olarak zor bir seçim. Niye düz kapak olmaz ki? Kapak olsun, düz olsun. Fiyatı? Aha. We go chat. Fiyatını söylerken... Fiyatı 260 lira tanesi. Tanesi. Tabii. İki tane alacak 520 lira ediyor. İkisi 400 lira. İmkanı 400 lira. İmkanı için yapmayacak mısınız? İmkanı yok. 400 lira. İmkanı için zaten biz bu fiyatı bak, verdik. Ben oğlum, normal biz fiyatını... emekli kişiyiz. Doğrudur. Normal fiyatının altında imkanıya ben o fiyatı verdim. Ne diyorsun? En son ne diyorsun bana? En son 500 olur abi. Tamam, çok sağ olun. Tamam. Bu sefer kolay kestiler ya, muhabbet uzamadı. Hayır ya. Ayıplarımız iki plaka çiçek desenli. Olmaz çok telifli. HDF kapağı 500 lira ödeyip mağazadan ayrılıyor. Bence artık kameranın arkasına dediler. Hocamızı ve döndü teyzemizi daha fazla yormadan yapma, ilk gün alışverişini burada yani. Bitirelim. Bakalım şahane ekibimiz ev sahiplerimizin mutfağı. Yani ekibimiz fena trafikte kalmış. Geçmiş olsun. Neler yapmış? Ev. Asma tavan altı levhalarla kapanmak üzere. Tamam amca, dişini yapacağız amca. Öyle mi olacak? Ustamız yeni spotlar için yer açarken, derviş ustamız alçı sıva için köşe bent hazırlıyor. Gerçekten çok dişli bir yarışmacı şakası da yaptınız mı yani? Ayıp. Ya. Sırada priz ve anahtarların ben bahtarı. Kaçırdım. Gergi tamam mı yapacağız bu arada? Ekibimiz sadece mutfak bölümünde çalışmıyor. Oturma bölümünün de tavan kısmına stropier yerleştiriliyor. Stropier. Tam breakdance müzikleri değil mi burada? Şahane ekibimiz mekanı çok daha dekoratif hale getirmek için her şeyi yapıyor. Artık paydos zamanı. Kudüs Usta, Mehmet Usta. İşiniz bizde paydos arkadaşlar. Herkesin eline sağlık, iyi akşamlar. Kudüs Usta. Var. Ustalarımız usta. Dinlenmeye çekilirken değişimin ilk ama karışık de dedi lan. Gola getir. Canım. Aha. En sevdiğim kısım geldi chat. Canım. Thank you.
Değişimin ikinci günündeyiz. Şahane ekibimizin bugün yine çok işi var. Oktay Bey. Buyur abi, buyur. Ya size zahmet olacak. Ya ne zahmeti? Bu... Vallahi zahmet olacak. Bu evde, bu evde duracağım. Yani emeğim geçsin. Emeğin geçsin ama bu bizim işimiz, sizin değil. Sizin de ben muhabbet ederiz. Ya ben... illa git çalışmak zorunda mısın? Ben bir toplumda bulunduğum zaman orası bir iş yaptım. Orada ben bir iş yapmadım canım sıkılır. Oktay abi. Yani o çalışan, ben devamlı ortaların yanında dursam. Oğlum bu program, ben anladım bu arada. Evim Şahane'nin komik olmasında çok yüksek bir şey... yarışmacı da değil de yani o şeye bağlı. Ev sahipleri aşırı etkilediğini bu bölümde fark ettim bu arada. Ben de size yardım edeyim. Süleyman Usta bize şekilde... maske getirir misin? Hani... Ben hazırlıklı geldim. Maske öyle bana cebimde. Katılımcı ha yaşa. Katılımcıların çok etkisi var. Şuradan buradan zımparadan başlatalım. Sıkıntı mı eğlenceli mi konusunda? Ev sahibimiz ustalarımıza yardımcı olmakta kararlı. Ya diğer bölümlerde çok anlamadım bunu ama bu bölümde çok belli yani. O adam taşıyor. Çok fena taşıyor. Tamam, mesele yok. Oktay amca. Hep bir şov. Bunun dışarıda kaldı ama toz girsin istemeyiz. Şu. Ha, şimdi tamam. Ver bizim para bakayım bakayım sen. Buyurun. Ha. Bunları düzelteceğim. Böyle. Evet. Bu benim için. Ben yapayım. Tamam, sırayla böyle yapalım. Oktay ustamız şahane ekibimizle birlikte çalışmaya başlıyor. Böyle güzel yapılmış bir mutfakta insan yardım etmez, işinden gelir. Yardımlarınız için şahane ekibimiz adına teşekkür ederiz efendim. Bak güzel olmuş, şahane olmuş. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. İlk kat alçı sıvanın kuruyan yüzeylerini ev sahibimizle birlikte zımpara atıyoruz. Bakalım döndü teyzemiz ikinci gün alışverişine başladı mı? Bakalım. Alışverişe başladı mı? Maksimum 3. Döndü. Fayans alacağım. İçeri girelim. Aha. Bir modellere bak. Amca bayağı ekibe katılacak gibi. Bak ciddi söylüyorum çünkü az sonra da çayma içiyordu ustalarla. Bence banyo modellerini sevdiğiniz galiba. Abi Oktay Usta bu yerden sonra evim şahane ekibine katılsa çok güzel olmaz mı yani? Bu benim dikkatimi çekti olduğu gibi. Çok şık bir şey. Nasıl çok şuma gitti ya. Yani. Ya. Gözünüzü alamadım. Drakula'nın evi mi bu? Ne bu ya? Adınız anlaşılan. Gözümü alamadım. Buyurun içerideki modellere bakalım. İçeride neler var? Bir gidelim bak. Ben bu kadar fazla siyasi görüşünü belli eden bir musluk görmemiştim hayatım boyunca. Neyse. Özellikle ablanın oyu belli. Ya aynı şakayı daha güzel pazarladı. Allah kahretsin ya. Mutfak ve oturma alanının beraber kullanıldığı mekanlarda salonun dokusuna, havasına uygun olacak seramikler yaptıracağım. Şöyle bir modelimiz var. Özellikle ben çok çalıştım işlere. Payından 60. Biraz istiyorum. Evet, işleri yaptırmamı. Biraz keten dokulu. Evet. Temizlenmesi de kolay. Temizliği de kolay olunca sevdiniz galiba. Çok güzel. Beğendim. Ama böyle silmek falan, leke falan tutmasını güzel istemiyorum bu arada. Yani. Kollarım çok ağrıyor. Yok, bunlar leke tutmaz. Dediğim gibi lazım, bu şekilde iki hepsini. Rengi var. Bir açık rengi abi. Var, bir koyu rengi var. Evet, orada da var. Onlara da bakalım. Leş gibi aga oldum, uyuz yani. Bunlar da güzel, değişik. Bunlarda da bej ve kemik rengi var. Evet. Aynı şekilde. Bunlar da porselen. Abi ben lan hakikaten dedim bunu ya. Abi ben anlamadım dedim. Ciddi anlamda ya. Şaka dışı yani. Abi ben anlamadım. Bu abla niye tuvalet seramiklerini mutfak seramiği olarak alıyor ki. Mat porselen. Anlaşılan aklınız diğer modellerde kaldı. Evet burada kaldı. Daha hoş duracak, daha güzel duracak bence. Karar verdiniz mi? Alıyoruz. Hadi o zaman. Ödememiz gerekiyor. Oğlum bu kadına niye tuvalet seramiği seçtiriyorlar mutfağa koymak için? Hesap yapalım. Arada bir fark evet. Yok mu hani? Aynı mı her şey hep? Ama olamaz ki. Bir farkı var yani. Ne kadar kızım? 26 lira metrekaresi. Siz kaç metrekare istiyorsunuz? 13. 13 metrekare istiyoruz. Koyu renk olandı değil mi? Abla çok tatlı evet. Ya. Evet. Tamam. Bak kahretsin. 390 lira toplam. Bunu... Tam böyle şey tarzda bir teyze değil mi? Hani böyle bütün insanlıktan nefret edersin böyle tiksinirsin. Lan herkes çok gerizekalı lan. Hayattan nefret ediyorum dersin. Otobüse binersin ondan sonra bir ablaya yer verirsin. Sonra o abla böyle sana bir şeyler anlatır. Gel otur oluş ya falan ne okuyorsun falan filan konuşur ya. O an dersin ki vay amına koyayım ya. Demek ki her yaşlı da, demek ki dışarıdaki herkes de nefret dolu değilmiş ya dersin. Daha düşür. Ayağım alışsın. Tam öyle bir o abla yani. O zaman sizin için 300 lira yapalım anlaşalım. Yok. Ne kadar? 300.
Tamam. 13 metrekareye mat gri renkli ben duvar seramikleri anlamadım gerçekten. Niye sahibimiz mutfağa koyacak ben onları cidden ya. Hoca bir şey diyeceğim ya. Şu arkadaki bu nasıl bir... Ya kim? Zeus abdest mi alıyor burada? Ödeyip, niye öyle bir... Ayrılıyor. Kim öyle bir şey istiyor evinde ya? Allah'ım ya. Çok ekstrem altın ya. Karışık yani. Sırf altın da değil hani. Selim biraz Bey, da hayırdır? Şey böyle. Yenilikleri takip etmek... Oğlum Selim Bey... Kulp Expo'ya gitmiş. Dolap Kulbu Expo diye bir şey varmış. Şu an İki çok heyecanlı. İki da şöyle bir geleyim dedim. Hazır fırsat bulmuşken. Hatta beraber takip edelim. Gel istiyorsanız. Hemen o tarafa doğru geçeceğim. Mimarımız haklı. Gelişen teknoloji sayesinde sürekli sektörde kendini yeniliyor. Böyle herkes dolap... Menteşe sistemi. Menteşe Expo. Az gıcır diyor. Hiç gıcırdamıyor. Bu da hiç gıcırdamıyor. Allah Allah, niye acaba ilk baştaki gıcırdamıyor ki? Bu değil. Bir konuşalım bunu, bir yazalım, not alalım. Değişimlere evim şahane olarak ayak uydurup ev sahiplerimizi çok daha mutlu etmeliyiz. King, ne yaptın King ya? Oha! 100 gift! King. Çok çok teşekkür ederim. Cömert Nötr'ü. Geldi, dropladı valla. Bankledi. Kral, kral. Kiral. Adımın doğru yaz lan. Kiral nasıl bir şey? K-I-R-A-L. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Yoğun geçiyor galiba. Yoğunuz, çok teşekkür ederim. Yoğunuz, sayenizde. Estağfurullah. Burada bir stand evet, açmışsınız. Nasıl sayenizde? Yani. Var. Bir bakayım şuna. Şimdi daha Kiral. Evvelden mat ama yine Kiral yüz yüzey bir ürünümüz vardı. Evet. Fakat gelişen modern tarzda artık parlak. Gördüğünüz gibi bantı parlak, içerisi parlak. Hoş merhaba. Geldiniz efendim, hoş geldiniz. Ben döndü. Evim Şahane'den katılıyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama öyle bir girince içeri böyle... Ambiyans çok uygun oldu hani, anladın mı? Bir yere gitmiş de gelmiş gibi böyle beynim... Ben parkeye bakmak istiyorum. Peki, renklerimiz burada, bakalım. Evet, dön, bakalım. Oğlum ne yapıyorsunuz ya bugün? Allah kahretsin. Bir de I am return dedi, ona da güldüm. Allah kahretsin, I am return ne? Allah belanı vermesin. Birkan çok teşekkür ederim Birkan. Birkan çok çok sağ ol. 99'dan artı 99'dan şakkalara kadar fax çekti King'den sonra da. Çok çok sağ olun. Kalp çok sağ olun. King, Birkan. Sesinize bereket, çok sağ olun. Jolt Niva diyor ki 199 mermi dodgilandenayi. Chat'te her sabah olmayan şu an 199 mermiyi dojladı gerçekten. Teşekkürler Birkan. Seni de keserim. İnsan da çok sağ ol. I am return. Su kullanımının çok olduğu mutfak ve banyo gibi mekanlarda parke alacağız chat. Kaynatmayın. Bu bölümün bu kadar eğlenceli olmaması lazımdı ya. Önereceğim mi diyorsun? Evet. Vallahi ay, benim önereceğim döndü abla sana. Ben 3 tane renk size önerebilirim. Bak 1. Evet. Bu usta var ya. Bu ustanın o tonu var ya, o bak. Bu usta değil, pardon. Bu satıcı abinin o ses tonu tam şey. Elde fazla olan ürünü sana sokan satıcı adam bu. Vallahi benim önereceğim. Depodaki fazla ürün bu abi. Döndü abla sana. Ben 3 tane renk size önerebilirim. Bak 1. Evet. 2. Evet. 3. Buna bakın bence. Benim tavsiyem olarak size bu. Tavsiye edebilirim. Evet, o. Bu da güzel. Yani bu veya o. Bu da olabilir. Bu da olabilir ama. Bu güzelmiş. Biraz çok. Bunu diyecektim. Yok. Biraz çok sarı kaldı. Bu sarı kaldı. Şu, hayır, şunun için. Daha önce mutfağı yapanlar şu rengi çok beğeniyor da ben onun için söylüyorum. Evet. Yani gidip görmüşlüğüm yok ama ben de bazen soruyorum.
Mutfak dediğiniz yani. Şu arka bu ne ya? Bu ne? Bu hakikaten ne bu? Tablo mu bu? Nasıl bir... Psikodelik tablolar. Gidip görmüştüm yok ama ben de bazen soruyorum. Mutfak dediğiniz için söylüyorum. Olabilir. Bakın doğal bir görünüm. Bakınca hareket eden. Tamam, çok güzel. Şey. Bir hissedin. Bak kaydırmaz özelliği de var bakın. Bak hakikaten elindekini satıyor bu arada ya. Kimse böyle... Evet. Yani kaydırmaz özelliği de var. Evet. Çok bundan çok var elimizde. Onu anladım ben. Şu parkeden bol depoda. Döndü ablam nerelisin bu arada? Ordulu. Ordulu. Aa evet. Sen şeyin ne anladı? Yeşilliğin oldan olduğu yeşillik, yerden gidiyorsun. Evet. Tamam. O zaman. Tamam. Bu rengi alalım. Hayır, sattı. Evet. Tamam mı? Evet. Buyur oturalım şöyle. Sattı. Kararımızı verdik. Artık ödeme yapma zamanı. Kaç evet. metrekare demiştiniz? 17. 17 metrekare. Evet. Of ya. 17 metrekare. 17 çarpı 45. Gerçi azmış metrekare ama yine az veren candan çok veren maldan diyelim. Biz bir bu 765'te tutuyor. Tamam mı? Evim şahaneyle bir ordular için bir indirim. Evet. Ordular için hep beraber hep bir elden alkış alabilir miyiz ordulu arkadaşlar için? Pardon bu afyonlar için olan butonumuzdu. Ordulu butonunu bulamadım arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Şimdi bir evim şahane için. Hep beraber bir ordular için. Kısırtı almayalım. Evet. Düz hesap 700'e yapalım. Alkış. Tamam, metrekare az olduğu için olur. Çok fazla indirim yapamıyoruz ama tamam. Yine de iyidir İyi yani. İyi indirim yaptı yani bu arada ama. Biz de ücretimizi ödeyelim. Ordulu indirimi yaptı. 17 metrekare Ladin dokulusudan etkilenmeyen parke için döndü teyzemiz 700 lira ödedi. Teşekkürler Düz Ses. Bir sonraki Kuzey Koreli üstünü göster. Devam edecek. Ama önce evdeki ustalarımızın yanına dönelim. Let's go. Tezgah almış. Ya bu müzik. Çin seramikler döşemiş. Yiyecek gibi hissediyorum şu an onu. Yapıştırma harcını karıştırma görevi bu kez ev sahibimizin. Evine döndü. Buyur. O karışmış. Bugün tamam. Çok pisiz. Oktay usta o karışım tamam yeter. Oku çıktı. Oktay abi buyur. O karışmış tamam. Bırak tamam, artık. Tamam, şimdi yapacağımız. Yapacağım şimdi duvara çekeceğiz onu. Hı. Tarakla, seramik tarayla. Oktay amcacığım, daha önce seramik yapıştırdınız mı? Yok, yapmadım. Derviş ustamız size yardımcı olacak. Ama eldivenlerinizi takmayı unutmayın lütfen. Eldivenlerinizi giyinsiniz elinize. Evet, tedbirim. İlk duvara siz süreceksiniz. Tamam, inşallah ben başarırım. Başaracağım da. Şimdi bunu harcımızı böyle aldık bu şekilde. Evet. Derviş Usta köfte yağmurluk çocuğun babası mı? Ben o filmi çok eskiden izledim. Aa, bismillah. Double Ten give it the next person. Sıvayı mı? Valla çıkma. Valla çıkmayacağız. Çok çıktı Oktay Usta bu arada. Yeter, buraya kadar çıkarsan yeterli gelir. Çünkü harcımızı fazla sürersek buraya kadar... Oğlum, Oktay Usta var ya rating show ayağına bütün şeyi... ayarlıyor yani böyle. İşleyen yani. İşi öğreniyor. Bu arş... Çekti mi üzerine yapışmaz. Tamam şimdi ilk yapıyoruz ya öğreneceğiz bu işi. Tamam. Buraya kadar çekersek tamam. Yeterli gelir. Tamam. Bir daha ver. Bu işi sevdim ben. Sevdim mi? Bu işi sevdim ben. Okay. Derviş Usta diyor ki Allah kahretsin 3 günde nasıl yetiştireceğiz ya şimdi böyle. Bu işi de başarıyla gerçekleştirecek gibi. Usta, buyur. Siz bunu buraya kadar devam edin. Tamam. Seramikler gelmiş, ben seramikleri alayım. Tamam. Buyurun. Tamam. Bayağı yapıyor lan bütün şeyi. Yaşına rağmen her... Lan! İşi yorulmadan yap... Ne atıyorsun lan şu an? Ne alaka lan onu atmalık yer mi lan burası? He? Yapan çalışkan ev sahibimiz yapıştırma harcını dikkatle duvara uygulamaya devam ediyor. Ama bak adamdaki ne güzel bir istek hani orada çok tatlıydı yani dedi ki yani bu evde ben oturacağım benim bir şeyim olsun dedi. Derviş ustam. Buyurun Oktay usta. Bura tamam şimdi hanım nasıl bir fayans beğenmiş. Ben olsam ben de öyle bir şey isterdim. Oktay usta yani. Buyur. Siz bana bunu verin. Aldım. Bu kadarısı bundan sonrası sürpriz olsun. Bir de hepsi. Adamcağız çalışmak istiyor ya. Sizi görmeniz iyi değil yani bizce. Tamam. Anlaştık seninle. Anlaştık. Tamam o zaman. Beraber çalışalım. Ben sizi uğurluyum. Hadi. Hadi size iyi günler. Oktay amca siz nereye gideceksiniz? Beraber çalışalım. Ben de
kahveye gideyim. İhtiyacı olduğu zaman çağırırım. Ellerinize sağlık efendim. Hadi eyvallah. Kovdular adamı. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne de olsa ev sahiplerimize sürpriz yapıyoruz. Bundan sonrasını finalde görecekler. Ben de bir kahveye gideyim bari. Sadece bir oyun. Yine bakar diyor ki iş temalı tasarımı gelecek mi? Ustalarımızı işleriyle baş başa yapmaz bırakıp herhalde ya Selim Bey. Çok kritik ediyoruz. Yani o. İş tasarımı yapmaz herhalde. O kadar da değil yani öyle bir şakaya gireceğini düşünmüyorum. Yaparsa altıma sıçarım bilmekten ama. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya tam zamanında Windows merhaba, ben döndü. Evim şahaneden geliyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Tül perde bakacağım. Siz böyle oturun. Teşekkür ederim. Ben size modelleri oğlum getireyim. Tamam buyurun oğlum. Döndü teyze. Efendim? Aklınızda bir model var mı? Böyle çiçekli falan, cıvıl cıvıl. İlkbahar da geldi. Bahar da geldi. Evim böyle çiçek bahçesi gibi olsun. Evet, renkli ürünlerimiz var. Evet, kadınca çok güzel. Kadının lafını kestiniz. Buyurun bunlara bakın, ben tamam daha farklı modeller de size çıkardım. Evet. Dropladı bir anda. Ay renklere bak, çok güzel. Bir de şöyle, daha çıtı batı, daha nazik. Evet. Görsel olarak biraz daha şık ürünlerimiz var. Bunlar da çok değişik, çok güzel ya. Çiçek bahçesi gibi aynı böyle. Şuna bak, ay pembeye bak, pembeye bayılıyorum. Pembeyi gerçi çok seviyorum. Tül olarak nasıl bir şey düşünmüştünüz? Tülü düz istiyorum. Tatlı tabii. Allah kahretsin. Krem. Ya. Onda da size. Her yer pembe olacak abla. Yani temizliği kolay mı acaba? Bunlar koltuk pembe, kaç duvar pembe. Yıkanıyor makinede. Kaç bunlarda derece? Perde programımız var. Evet. Makinelerimizde. Renk olarak ne renk düşünmüştünüz? Krem. Hemen krem rengi. Evet, bu. Şudur. Evet. Bu. Bunun içine buraya şimdi de böyle perde. Böyle pembeli falan istiyorum. Böyle çiçek bahçesi şimdi gibi. Döndü teyze. Efendim. Evin her yeri pembe olacak. Evet. Farklı bir renk baksak nasıl olur? Nasıl bir şey yapayım? Gerçekten yapalım. Sen bana yardım et o zaman. Beyefendi bize yardımcı olacaktır. Nasıl yapalım? Renk olarak şöyle hoş bir renk. Yani evimize farklı bir hava da katabilir. Görsel olarak şık bir üründe aynı zamanda. Evet. Çiçek bahçesi gibi olacak evi. Evet. Eğer düşünürseniz tam bu üründe. Tamam, bir dakika. Bakın, içtiğimiz perdeler ne kadar tutacak? Güzel şimdi bir normal fiyat. Normal fiyatımız 432,5 tutuyor. Evet. Hemşehaneden geldiğiniz için ekstradan %10 diskonto da yapıyorum. Toplam fiyatımız 390. Bu adamla pazarlık yapılmaz. Çok terim konuşuyor. Viskonto yüzde. 90 TL yapıyor. Dur. Biraz daha indir. Yani sizi kıracak diyelim. Olur. Yaparsın. Düz 350 yapalım o zaman. 10 lira mı tamam ya? Çok sizi güzel de üzmemiş discount oluruz, sizi kazanmış oluruz. Lan o discount mı dedi? Discount. Discount diye bir kelime var mı lan Türkçe'de? İndirim. Ederim. Ben diskonto. Diskonto diye bir var mı lan öyle bir kelime? Discount da deme ama discount ne diyor ki? Discount. Ne saçma bir şey diyor. 10 lira indirdi zaten ya. Böyle diskonta sokam cireti ya. Cireti çıkarayım. Pembe çiçekli fon ve kartonlarındaki tül perde için ev sahibi. 10 lira indirim mi o? Yapma abi. 50 kuruşu atsaydın bari ya. İp bir sonraki alışverişine doğru yol alıyor. Gerçi 395 denildi ama şöyle bak. Dedi ki evim şahane diskontu %10'muş zaten. Ablanın indirimi 10 liraya oldu. Diskonto muymuş? Kafamı karıştırdınız ya. Bir mağazadan öbür mağazaya koşturuyoruz. Finale 40 indirdi ama sonra işte ablaya özel 10 indirdi onu diyor. Ne kadar şey mutfağın bütün eşyalarını yetiştirmemiz gerek. İskonti. İskonto. İskonto tamam. Ben iskonto dedim, bana diskont dediniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. O kafamı karıştırdınız. Hoş bulduk. Ben evim şahaneden geliyorum. Kumaş bakacağım. Tabii. Nasıl yardımcı olabilirim? Düz. Düz sade. Düz pembe. Düz pembe istiyorsunuz. Düz pembe istiyorum. Tamam buyurun. Evet. Abla her yeri pembe yaptım abla ya. Yapma abla ya. Pembede kararlı. Pembeyi şöyle alayım yavrucuğum. Abla diyor ki topamda 70 indirim aldı kadın dayı. Ben hastayım. Burnum çok dolu ya, benim çalışmıyor. Şöyle ışığın altına şöyle çekeyim. Bak çok güzel. Çok beğendim bu kumaşı. Bu kumaşı yani olsun istiyorum. Tamam. Evet. Ben o arada diskont miskont tamam mevzusuna kaydım hadi ya. Hadi o zaman ödeme kısmına geçelim. Hadi şimdi kasaya doğru gidelim evet biz. Buranın heyecanı çok başlı sanmamış. Bakalım kumaşlar ne kadara mal olacak? Size kaç metre kumaş lazımdı? 10 metre. 10 metre lazım. Evet. Tamam. O pembe çok kötüydü bu arada. 25 lira hanımefendi. 10 metre lazım dediniz. Çok evet. 250 TL yapıyor. Evim şahane için bir de benim için biraz indirim olacak galiba. Evim şahaneden geldiğiniz için özel bir indirim yapacağım evet, size. Sizin için de yapacağım. Evet. Düz 200'e. Tamam. Evet. Tamam ben de parayı
Pembe çok koyu ya. 10 metrekare fuşya tonlarındaki döşemeli kumaş için ev sahibimiz 200 lira ödeyip mağazadan ayrılıyor. Abla seviyorsa sıkıntı yok. Döndü biz sonuçta objektif yorumumuzu yapıyoruz yani. Alışverişi henüz bitmedi. Döndü teyze gelse o da benim evimi sevmez yani belki. Ama bizim kısa bir ara verip ustalarımızı ziyaret etmemiz gerekiyor. Önemli olan insanın kendisini sevmesi. Bunu bir yapayım yani. Bu dipnotu geçeyim. Kişisel değil abi. Evdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mutfak seramikleri tamamlanmak üzere. Ya benim pembeden ustala, bakış açım o pembe değildi değil ya. Bu? Biraz daha... Derviş Usta! İsmail Usta! Yine geldi diye. Derviş Usta kızacak. Buyurun size çay getirdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çay getirdim ya. İsmail Usta! Efendim? Süleyman Usta. Seramik bayağı iyi bu arada. Seramik çok güzel duruyor. Ömürsün Oktay amca. Ustalarımızı düşünüp çay getirmiş. Buyur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yorulmuşsunuz ya. Çayımız için. Sağ ol, teşekkür ederiz. Getirin ben abi. Ben doldurayım çayları. Ne zahmet ettiniz efendim? Ya ne zahmeti ya. Zahmetim olur böyle şeyleri. Ekibimiz için kısa bir mola zamanı. Ev sahibimiz kendi elleriyle doldurduğu çayları ustalarımıza ikram ediyor. Buyurun. Çaylar da uçan gari. Oo, sağ olun, elinize sağlık. Buyurun. Hem çayımızı içelim hem sohbet edelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Doğru işleriniz, kolay gelsin. İşimiz zaten bitmek üzere. İyi, azı kaldı. Sadece parkecimizin işi kaldı. Tabanla parke yapacağız da bizim parke usta. Komşuda akı dedim, dırdır etmek gibi dedim. Veyahut dedim, bağcısını falancada mı çekiştim ya benzemiyor dedim. Orada dedim, kamera karşısında dedim, alışveriş yapacaksın. Güler yüzlü. Meeting. Sen şakra bu. Aslında hanımlar... Hızı iki kez ayacaktım da. Hızı... Bizim hanımın çenesini sökmüşler. Hızı hızlandırmanın bir kısa yolu var mı YouTube'da biliyor musunuz? Hızı tek tuşla 2x yapabilsem yapacağım diye. Bir tuşu değil onun sesi bana çıkar. Sana çıkar ha. Ötesi bana çıkar. İsmail Ustam, siz kaç yıldır evlisiniz? İlk herhalde. 35 yıldır. Evlendikten sonra eşlerin değiştiği söylenir. Sizin eşiniz değişti mi acaba? Tabi değişti. Oğlum o gitti adam kahve muhabbetini getirdi evin önüne ya. Hiçbir şey değişmedi. Sıkılıyor. Hanım, varolar evlendiğinde ya. Hangi önemli. Huyları değişiyor Derviş Ustam? Ya şimdi devamlı diyelim ki karı koca da yap ama aynı evdesiniz. Hani ister istemez değişiklikler oluyor. Ben bu ara bir senedir bilgisayarla evliyim. Aa, gerçekten mi? Çünkü... Oğlum, buradaki herkes bu dayı. Akşam eve varıyorum, bilgisayarın başına geçiyorum, okey oynuyorum. Bir herhangi bir oyunlar oynuyorum. Me for real. Siz, ben de. Shift nokta mı değiştiriyor? O geleyim eve, kapıyı açıyor bana. Hoş geldin, hoş bulduk. Önce... Aynen, shift nokta değiştiriyormuş. Ne amma ne konuşuldu ya bu kadar? Korkmaz da ben hanıma muhtaç değilim diyen veyahut da benden korkayım diyen yalan söylüyor. Hanım 3 gün 4 gün evden bir yere göndersen hangi yemeği yapacak? Ya yemek... Bu nasıl bir argüman amına koyayım? Maymun mu oğlum erkek? Bu algıya göre nasıl bir düşünce yapısı lan bu? Hanım 3 gün 4 gün gitti aç mı olacağız? Ananı ne? Nasıl sıçacağım? Ne? Ne? Götümü kim silecek? Yapması var. Bulaşık mı yıkayacak? Allah Allah. Yani, bu yüzden korkuluyor değil mi? Başka şey değil yani. Bu yüzden herhalde evet. Yapmaz diye. Evet. Bu yüzden. Ustalarımız Oktay amca ile çay keyfi yapmaya devam ederken gelin biz atölyemize dönelim. Çok iyi muhabbet. Ustalarımız Karadağ ailesi için özel tasarım televizyon ünitesi yapıyor. Mustafa ve Şevki ustamız iş başında. Parçalar birer birer yapıştırılıp vidayla sabitleniyor. Bunu nereye açıklar lan? Ne yapayım? Televizyonda alacaklar mı acaba ya? Yok ya diş şekilli bir şey yapmazlar ya sanmam o kadar değil. Yeni tasarıma geçmeden bizi biraz bilgilendirir misiniz? Gıcık ol başlar. Şimdi bir tane kasa yapmamız lazım. Masa çünkü onda açılır kapanır olacak. Bu kasayı montajımız... Masa onda açılıyor arkadaşlar bahislerinizi koyduysanız.
Kemal Usta duvara mı gelecek? Sonra da aparatlarını biz açalım masaya. O şekilde vereceğiz cilayı. Açılır kapanır masa. Sürpriz için çalışmaya devam. Okey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhaba ben Evim Şahane'den geliyorum. Dükkanımı aydınlatma bakacağım. Tabii. Buyurun bakalım. Tamam. Dükkanlar bakalım. Değişiyor yalnız ha. Her bölüm... Mi? O büyük. Her sezon büyük farklı mi? Yerlerle anlaşıyor. Onu istemem. Şu nasıl? Bunun kenar kısmı metal. Evet. Bunun aydınlatması bu, nasıl? Tabii. Bu daha fazla aydınlatıyor. Alt kısmı komple cam olduğu için. Evet. Bunun şu anda da kampanyalı zaten. Bir şey fark ettiniz mi? Evet. 200. Bir şey fark ettiniz mi? Evet. TL'den 143 TL'ye düştü. Bu indirimi kaçırmasak mı? Evet. Aynen. Bu indirim ne kaçmaz. Nasıl? Onu yazalım. Ne oldu? Evet. Onu yazalım. Beğendiyseniz. Hadi şimdi de aksesuarlarımızı alalım. Vallahi sakal geri gelsin. 2014'e dönelim. Ben okeyim. Ben bu trade'e hayır diyecek birini de tanımıyorum aranızda. Ben buradan baharat takımına baharatlık bakacağım. Mı? Evet. Ama bakalım. Gelmişken şöyle bir çeşitlere bir bakayım şöyle. Tabii burada bak farklı bakayım. Renk seçenekler var. İstediğiniz evet. Renk de seçebilirsiniz burada. Mavi mutfağınız uyar. Yok mavi uymaz. Mavi uymaz. Şunlar var. Bakın yok, kırmızı var. Da istemem. Kahverengi var. Yok. Lila, pembe. Lila bu güzel. Lila güzel mi? Evet bu güzel. Bu da güzel. Takım oldu. Pardon, bir de bardak bakacağım. Bardak. Bardak set bakacağım. Set olarak değil mi bakıyoruz onlara? Şey. Ya ben aksesuar kısımlarını hiç sevmiyorum. Çok sıkıcı ya. Yeter yani. Daha gerek yok yani. Edelim şimdi bunları kasaya geçelim. Tabii ödemesini bakalım. Yapalım. Aldıklarımız için ödeme yapma zamanı geldi. Toplam 515 TL. Evet. Komple seçtiğiniz ürünlerin hepsi. Tamam. Tamam. Yeni avizesiyle tamam, birlikte aksesuarları için ev sahibimiz sadece 515 lira ödeyip mağazadan ayrılıyor. Yoğun alışveriş günü sona. Sakallarım uzasın aynısını yapacağım. Nerede? Bu enerjiyi yollayacağım abi ben. 2014'de geri dönme şeyini yollayacağım bak. Uzatıyorum, başlıyorum sakalları. 2 hafta falan bir uzayacak sakallarım. Hatta bırakacağım, sonra da keseceğim. Finalde. O sakallı adam olmayacağım, merak etmeyin. Ama o sakallı bir kere olacağım o sakallı. Döndü teyze, dinlenmeye şu an yazıyorum bak YouTube tayfa. YouTube tayfa hatırlatır zaten. Zemini komple sudan etkilenmeyen parke ile döşüyoruz. Köyler Türkiye'nin bir garip geldi, korkutucu geldi. Kare olsa daha huzurlu hissedecektim. Epey değişti. Döndü teyzemizin deyimiyle. Güzel güzel ya, depodaki parkeler iyiymiş. Kötü değil yani, parke işte. Biz hatırlatırız, onlara gerek yok. Ya bir kere adamları dahil etmek istedim. Biliyorum hatırlatacağımızı zaten. Bir kere dahil olsunlar. YouTube sayfada kırılmasın, gönülleri olsun diye dedim ya. Bu kadar da savaş içinde olmayın ya. Ben bu arada... Bir şey yapacağım. 5v5 YouTube tayfa vs Twitch Mom Gang. Herhangi bir oyun. Sorunsuz şekilde ilerliyor. Koordine edeceğim. Irish hoş geldin Irish. Irish. Güzel Irish. CS2. CS2 çok var. Gerçi yazın çıkıyor. Olabilir. CS2 alır. Irish ne yapıyorsun ya? Özettin Irish bu arada. Final günündeyiz. İyisindir umarım. Atölyemizde hazırlanan eşyalar geldi. Geldi. Ustalarımız el birliğiyle eşyaları mutfağa taşıyor. Mimarımız mutfak dolaplarının pembe renkli olacağını söylemişti. Ev sahibimiz yeni dolaplarını görünce mest olacak. Allah pembe. Haa, telefon interneti anladım Ayriş. Mutfak estetik göründüğü kadar modern bir hale de geldi. Bence bakın, güzel olacak ya. Bakın Dursi ustamız yeni davlumbazı yerleştirdi. Bakın. Göründüğü kadar modern bir hale de geldi. Bakın Dursi ustamız yeni davlumbazı yerleştiriyor.
Artık mutfaktan kötü kokular gelmeyecek. Mutfağın dört bir yanı dolaplarla doldu. İyi yaptılar. Mimarımızın ya dediği gibi hanımlara dolap verin, dünyayı sığdırsınlar. He? Böyle bir laf mı var? Ana amına koyayım, nerede demiş ya? Yok abi, bulamadık, okuduk. Bütün kitabı okuduk, yok. Ankastre fırından yalan sonra tezgah üstü dolaplar yerleştirilecek. Çok pembe. Fena pembe. Aşırı derecede pembe. Çok kaotik olabilir yani, bilmiyorum. Çekmecelerin pembe kapaklarını unutmayalım Doğan ustam. Oğlum bak, yanlış anlamayın da şeye benziyor bu, Minecraft'ta Ant şehrine gidiyorsun ya. Ne orada böyle bir taşlar var, hani ben kazıp kazıp getirip base yapıyordum dünyada. Neydi o şeyi, malzemenin adı? Ant City şeyleri. Purpa. Purpur. Purpur muydu? Purpur, ha aynen. Aynen lan oğlum, purpur lan bildiğin. Ant City'deki çalıp getirmişler oğlum oradan. Gerçekten mimarımızın tasarımları sayesinde... Shulker Box değil, hayır. Gittiğimiz... Gerçi dolap olduğundan dolayı evet, Shulker Box da denebilir. Her mekanı doğru daha da yaşanılır kılıyor. Sonuçta onun içine bir şey koyuyorum. Gerçi Ant City temalı bir mutfak desek okey oluruz bence bak. Nerede kaldı adal acaba? Görmesin. Hadi gelin karşılamaya gidelim. Aha. İşte ailemizin mimarı geliyor. Da geliyor. Çocuklara bak. Ne var çocukları? İşte ailemizin mimarı da geliyor. Çocuklara bak. Ne var çocuklar, iyi misiniz? Ha? Merhabalar ablacığım, nasılsınız, iyi misiniz? Selim Bey benim en sevdiğim televizyon insanı bu arada, bak samimi söylüyorum, bunu sürekli söylüyorum. Ben Evim Şahane'yi izlemiyordum. Güncel. 2-3 bölüm denk gelmiştim anneannemin evinde falan. Üniversiteye hazırlandım o zaman. Ama benim artık favori TV insanım ya. Nasıl, her şey yolunda mı? Oho, oho, çocuklar da oyun oynuyor. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Merak mı ediyorsunuz evi? Aşırı böyle... Gelin gelin gelin, bir şey söyleyeceğim, gelin gelin. Hem sempatik, komik, ciddi vibe'ı var böyle. Çocuklar siz de gelin hep beraber. Efendim, Evim Şahane ile... Ne dediğini de merak ettim ya, bir dakika. Beraber efendim, Evim Şahane ile ilgili aklınızda ne soru varsa hepsini sorabilirsiniz. Aha. Söyleyin, mesela siz sorun. Önceden alıştırsaydınız bir şey aklınıza gelmiyor ki. Yani önceden deseydiniz, düşünün biraz sonra sorun. Öyle mi? Peki size o zaman önceden sordum, siz şimdi düşünün. Sizin aklınızda bir şey var mı efendim? Nasıl bir olur? Size o zaman önceden sordum, siz kadına 5 dakika time out verdi. Düşün o arada dedi. Sizin aklınızda bir şey var mı efendim? Ne sorabilirim ki? Hiçbir şey yok. Öyle gelmeniz yeterlidir bana. Şimdi biliyorsunuz, hem ev sahiplerine hem kiracılara geliyoruz. Hiç ayrımımız yok. Evet bak, kiracılara da gidiyor işte. Biz bunu sürekli düşünüyorduk. Benim en büyük soru işaretim buydu. Kirasında olana gidiyor mu? Yok, önemli, yeter ki gelin. Yeter ki. Sözlü yapıyor. Gelelim. Yeter ki gelin, sorun değil. Vallahi inşallah. Ha bu arada ben sizin yerinize mesela bir soru sorabilirim. Bütün masrafları biz karşılıyoruz. Ha? Bunu biliyoruz ki ama. Ha bak, gerçekten onu merak ediyorduk. Çok ha. Güzel bir soruya değindiniz gerçekten. Değil mi? Tabii. İnsanın aklından geçiyor bazen böyle. Çok merak ediyorduk. Bunu biliyoruz. Hani ya, sürekli tahmin... yapılıyor mesela. Çağırdı. Hani masraf kimden? Gerçekten yaptığınız ev sahibinden mi? Sizlerden mi? Evet biz... Ne? Bunu nasıl... Bunu bütçe veriyorlar. Sizden bütün masrafları biz karşılıyoruz. Sizden bir kuruş dahi almıyoruz. Bak, ama merak ediyorum, bir tek gerçekten istediğimiz var. İşte bizi evinize davet etmeniz. Ama evinize davet ederken de bir tek internet adresine başvuru yapmanızı rica ediyoruz. İnternet adresimizi biliyor musunuz? Biliyoruz. Söyleyebilecek misiniz yoksa ben söyleyeyim? Oha. Hocam çalıştım geldim.
yalanı. Değil mi? Siz de söyleyebilirsiniz. Ben hatırlıyorum. Rica etsek siz söyler misiniz? Tamam. www.kanadaevimşahane.com. O siktir lan, ben de patladım. Küçük bir karışıklık oldu. İsterseniz doğrusunu mimarımızdan dinleyelim. Bir dakika, ne dedik? Siz söyler misiniz? www.kanadaevimşahane.com.tr. Yakın. Küçük bir karışıklık oldu. Yakın. İsterseniz doğrusunu mimarımızdan dinleyelim. Ben yardımcı olayım o zaman. Evet. www.kanalde.com.tr/evimşahane. Zormuş. Tamam. Mükemmelsiniz. Ben izninizle evi merak ediyor musunuz? Tamam, görmek ister misiniz? Şimdi bu ablalar gidecek evde. Kanalda evim şahaneye başvuracaklar. Gelmeyecek Selim Bey. Yıkılmaz mısın? Ben yıkılırım. Ev sahibimizden önce. Zaten gösteremem. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Ev sahiplerimizin komşularıyla sıcak bir sohbetten sonra mimarımız son dokunuşlar için mutfağa doğru ilerliyor. İçerisi gözükmüyor. İyi. Kemal Usta. Nasılsın? İyi misin? Aha, Kemal Usta şimdi... Çok bilindik sorular soracak. Kemal Usta da yapacak, sonra açıklayacak. Tamam, Selim, hoş geldiniz. Özledim seni. VP'ye geliyorum. Benden önce gidiyorsun galiba. Roblox yolculuk mu? Roblox VSS'ine kıyıcı şekilde hazırlanıyorum. Roblox VSS'i değil abi. Başka VSS olacak. Yok Selim Bey. Evden biz takımları Roblox... topluyordum ben de. Peki, bitti mi içeride işler? Her şey bitti Selim Bey. Kimse var mı ustalarımızdan? Kimse yok Selim Bey. Bir tek ben varım. Ben herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Ellerinize sağlık. Ama süper. Selim Bey, içeride sehpalar. Bayıldım sehpalara ben. Sehpa. Yalnız sehpa değil. Bak! Ha, oğlum bir şey değil mi? Bunun RP olma imkanı yok. Bak bu kaçıncı? Bu adamı sürekli bir şey soruyor. Adam hep yanlış cevap veriyor. Sonra adamı tongaya düşürüp doğru cevaplıyor. Bu adamın mal rolü... Bu dayıya niye bu rol kesilmiş ben anlamadım. İçeride sehpalar... Bayıldım sehpalara ben. Sehpa. Bak sehpa. Ya evet ya, bu usta niye dumbass usta? Yalnız sehpa değil. Sevgili ses, yalnız sehpa değil. O farklı sehpaları biz de fark ettik. Ama ne olduğunu şimdi söylemeyeceksiniz herhalde. Finalde göreceğiz onu. Peki o zaman hadi bakalım. Evdeki herkese çok selamlar. Zigo mu? Ben de artık içeri gireyim, ne dersin? Yoksa... Selim Bey, biz de sizinle içeri girebilir miyiz? Hadi olur. Kırar mıyım sizi? Hadi buyurun. Hadi kolay gelsin Kemal Usta. Sağ olun. Hadi gelin. Mutfağın yenilenen hali bakalım nasıl olmuş. Evet. Tam istediğim gibi olmuş sevgili ses. Döndü teyzemiz, bu pembelere bayılacak. Pembelerin yanı sıra Zigo öyle dolaplar abi. Yaptım ki. Hani diyorum ya hep, hanımlara dolap verin dünyayı sığdırsınlar. Abi baktık yok. İşte tam arka tarafta, tam böyle kapının karşısında hatırlıyorsunuz ne vardı? Kapı vardı. Bir düşünün değil mi sevgili ses? Herkes bir düşünsün. Ama orada kocaman bir... Harika bir sürpriz var. Aynen öyle. Kapı sürpriz var. Ya, bunu da finalde göreceksiniz. Evet, sehpamız da güzel. Evet, çok da kullanışlı oldu. Selim Bey, bu sırrı bizimle paylaşacak mısınız? Hangisini? Sehpadan bahsediyoruz. Size hemen anlatıyorum. Ama ne zaman biliyor musunuz? Siz ev sahiplerine bir bakın isterseniz. Ben de son dokunuşları yapayım. Ondan sonra anlatacağım. İzninizle sırada son dokunuşlar. Hadi görüşürüz. Mimarımız son dokunuşlara geçerken gelin biz yenilenen mutfağın ilk halini hatırlayalım. Gün ışığını iyi almayan zemin kattaki bu odadan tesisat yüzünden kötü kokular yükseliyordu. En sevdiğimiz kısmı. Evdeki rutubet eski mutfak dolaplarını çürütmüştü. Masası olmayan bu evde ev sahiplerimiz yer sofrasında yemek yiyordu. Bu evde bok gibi kokuyordu. Pelerin devrede. Bu şakayı 6 kere yaptım artık ya. Ya bak bu şakaya ya 3. gülmüşsünüzdür ya da 7. Aradakilerinde hiç gülmeniz büyük ihtimalle. Çok üzücü bir kısım geliyor. Ama ondan önce biz seksi mimarımız planlama. Son dokunuşlarına başladı bile. Odanın her yanını mum kokusu sardı. Döndü teyzemizin aksesuarları çok şık. Hepsi kapalı, bir tanesini açıp kapatmak için geri koymuştum. Evin gelinliği de hazır. Bakalım Oktay amcamızla döndü teyzemiz güzel lan mı? Perde kötü değil mi orada?
Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gözlerimiz yollarda kaldı. Dört gözle sizi bekliyoruz. Biz de sizi görmek için sabırsızlanıyorduk. Aynı. Heyecandan bekliyoruz. Döndü teyzeciğim. Efendim. Çok mu heyecanlısınız? Heyecanlıyım. Mutluğumu böyle çok merakla görmek istiyorum. Oktay amca, siz de heyecanlı mısınız? Tabii ki ben de aynı. İyi bir şey olacağını ümit ediyorum. Döndü teyzeciğim. Efendim. En çok neyi merak ediyorsunuz? En çok mutfağımın böyle o dolabın olduğu yerleri merak ediyorum. Ne kadar dolap var acaba? Çoktur. Küçücük mutfağa o kadar dolap nasıl sığar? Ben size güveniyorum. Daracık mutfakta mimarımız ne yapabilir ki? Şimdi bir insan ben bunu yaparım diye. This is friendly fire açtı. Hele ki sizin gibi büyük bir ustalar bu yapılır. Evim şahane yapar mı diyorsunuz? Muhakkak. Harika, yani bütün hünerinizi göstermişsiniz. Döndü teyzeciğim. Efendim. Heyecanınız giderek artıyor galiba. Evet. Hadi. Çok merak ediyorum. Hadi bizi tutma. Gidelim bakalım. Hadi o zaman. Buyurun evinize bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Koala çok ayıp Selim ya. Bey. Selim Bey. Selim Bey uyumuş. Geliyorum, geliyorum. Hadi bakalım. Abi bu evin her yeri pembe ya. Abla gerçekten pembe rengini çok seviyor. Efendim herkes orada mı? Evet. Hadi bakalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş nasılsınız, bulduk. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasıl keyifler? Her şey yolunda mı efendim? Oh, yüzünüz de gülüyor maşallah. Babacığım nasılsınız? Hadi İyisiniz bakalım. İnşallah. Galiba pembeyi seviyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Damat gibiler değil mi sevgilisiniz? Bakar mısınız? Evet. Şu kapıyı kapatayım hemen izninizle efendim. İzninizle. Buyurun. Evet, estağfurullah. Nasıl? Her şey yolunda mı? Evet. Elleriniz titriyordu demin. Ay çok heyecanlıyım. Çok, merak ediyorum Selim Bey. Nasıl bir şey yani? Ne yapacağız? Hanımın bu heyecanını ne yapacağız? Ay, şimdi onun heyecanını içerideki güzellik götürür. Öyle mi? Yine profesör edasıyla hemen son sözü söylediniz yani. Helal olsun size. Vallahi helal olsun. Peki içeride şimdi sizi ne bekliyor? Çünkü ilk gün bana söylemiştiniz. Oğlum salonu kullandığı zaman benim buraya arkadaşlar. Oğlum adamı bir kovdular çocuklarını. En başından beri bir daha gelmedi. Misafirleri getireceğim. Evet. Çocuk nerede? Evet. Hem bir salon hem bir mutfak yapın demiştiniz. Evet Selim Bey. Bakalım şimdi içeride ne yapacağız? Ama şunu da söylemek istiyorum. Evet. Bir sehpa. Bir sehpa nasıl kullanılır? Tamam, İşte onu içeride göreceğiz sevgili ses. Meraktan çatlamak üzereyiz Selim Bey. Ayrıca bu sehpa ilk defa yapılıyor öyle değil mi? Daha önce hiç yapmadım. Bu sehpayı ilk defa sizin için tasarladım. Ve tabii ki hanımlara da dolap verin efendim. Dünyaya sığdırsınlar. Her yer dolap. Dolap. Ya bunu... ikinci planda. Hani ne kadar güzel olsa olsun sizin şu yüzünün güzelliğine, gülerliğine, şu arkadaşın samimiyetine hiçbir değeri yok bunun yanında. Efendim hep beraber zaten sizin mutluluğunuz için buradayız. Evet. Ve şimdi efendim bir mutfak dediğiniz zaman hanımefendilerin. Evet. En önemli yeri dilerler. Evet Selim Bey. Niye bilmiyorum ama biz beyler de o mutfaktan çıkan şeyleri yemeyi çok severiz. Ama şimdi bu mutfağı ben değil, size eşiniz hediye etsin istiyorum. Çünkü 17 sene. Evet Selim Bey. Kolay. Eğer müsaade ederseniz önce eşinize göstereceğiz. Tamam. Ondan sonra size eşiniz teslim edecek. Tamam Selim Bey. Olur mu efendim? Tamam oldu. Babacığım ne dersiniz? Olur, uyar. Hadi. Sevgili ses, o zaman biz babamızla beraber... İçeri giriyoruz. Oktay amca için final anı yaklaşıyor. Buyurun. Efendim bekliyorsunuz. Buyurun. Tamam. Derin bir nefes alalım önce. Ve beraber sayıyoruz. Bir. Hayır bir değil efendim. Pardon. Üç. Hanım oradan hemen karıştı ama. Ve üç, iki, bir ve... İşte tamam, yok olan. Oğlum. Oktay amca yenilenen herhalde mutfağı ile buluşuyor. Hayır. Her şeyi hayal ederdim ama böyle bir şey hayal etmezdim. Hayal gücüm çok yüksektir, çok kuvvetlidir ama hani buranın duygusal bu hale geleceğini rüyamda görsem üstüm açık yattım derdim. Bu sizin ekibin yapacağınız işi sikeyim diyeceksen. Selim Bey her şeyi hayal ederdim de bu namın. Sizin çalışanlarından hepinizden Allah razı olsun. Adam bayağı mutlu oldu ya. Hepinizin ne dileği varsa kabul olsun. Allah hepinizden razı olsun. 54 yaşım bitti. 55'e girdim. Belki bundan sonra kaç sene yaşayacağım bilmiyorum ama insan gibi bir yerde yaşayayım. İnsanların yaşayacağı gibi bir yerde yaşayayım.
Oktay amca, buyur. Döndü teyzemizin istediği gibi olmuş mu? Ne yengenin istediği gibi, ne bizim istediği. Biz böyle bir şey hayal edemeyiz. Yani bu güzel duruyor lan yani, şöyle bir flu arkada. Bir şey. Çok pembe yani, akıllı ama yani bir şey. Beyazlıklarla kırdırmış yani. Sevgili ses, ne dersiniz, Döndü Hanım'ı çağıralım mı? Merak içinde bizi bekliyor Selim Bey. Hemen çağıralım. O zaman şöyle yapalım. Efendim, kız sesine hala alışamadım. Bir saat oldu bak izleyelim. Bir Döndü Hanım'a seslenelim isterseniz. Döndü Hanım hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. 3. Döndü teyzeciğim. Efendim. İçerisi nasıl oldu acaba? Ay çok merak ediyorum ya. Bence daha fazla bekletmeyelim. Bekletmeyelim. 17 sene beklemiş. Evet 17 sene. 17 sene dile kolay. Evet. Çocuklarını büyütürken bir yandan da biz aslında... Biz 17 sene boyunca tahta parçalarıyla gönlümüzü avutmuşuz. Ve şimdi Döndü Hanım'ı çağıralım. Çağıralım. Efendim hazır mısınız? Hazırım. O zaman 3. saymaya başlıyorum. Evet. Ve... Evet. Üç. Üç. İki. İki. Bir. Bir. Ve buyurun efendim. Ay burası benim mi? Ay çok şaşırdım. Oğlum kadın çok o kadar duygusal bir sekans ki buralarda asla gülemeyeceğiz. Çünkü en içten tepki veren insanlar bu bölüm oldu. Ay çok kötü oldum ben hiç. Hayır. RP değil mi ya? Burası benim mi şimdi? Böyle bir RP nasıl yapacaksın oğlum? Ay. DiCaprio gelse yapamaz. Burası benim mi şimdi gerçekten? Selim mi? Burası benim mi? Gerçek mi? Ay çok şaşırdım Selim Bey. Çok sevindim lan. Yapmayın, beni de ağlatacaksın. Vallahi çok şaşırdım. Gerçekten var ya. Allah sizin var ya bütün ekibinize, Allah sizin kalbinize göre versin. Allah işinizi sizin rast götürsün. Tırnakla bunu yazmaları. Selim Bey vallahi böyle yine... var ya anlatamam. Çok şaşırdım Selim Bey. Ya böyle yani ne bileyim ben benim değil gibi. Oktay bizim mi burası? Bizim oğlum abla çok şaşırdı lan ya. Sesi titriyor teyzenin ya. Ay. Biz ya inanamıyorum arada... vallahi inanamıyorum ya. Burası bizim değil. Selim Bey gene yaptı yapacağını ay, ya. Ay çok değişmiş. Ya nasıl duygularımı nasıl anlatayım yani. Böyle var ya şu anda var ya çok mutluyum. Mart Eliko mutluluktan böyle var ya. Mutluluktan deliye döndü. Yani böyle nasıl anlatayım hani vücutum her tarafı böyle şey yapıyor. Görebileceğiz titriyor. Mi acaba? Ya ben burada şimdi böyle yemekler mi yapacağım böyle? Ay. Ben şimdi burada 47 yaşından sonra çok böyle değişik yemekler yapacağım. Efendim gelin mutfağınıza isterseniz. Oğlum senin... ya Allah kahretsin ya. Drama filmi gibi çok üzüntülü. Buyurun. Teyze o kadar tatlı bir teyze ki. Çok tatlı ithamlarda bulunuyor. Kafayı yiyeceğim. Ay bismillah. Ay. Ay inanamıyorum ya. Ay. Geçin geçin şöyle geçin efendim. Selim Bey ya. Ay. Buyurun açabilirsiniz istediğiniz gibi. Aha görüyoruz işte. Ay. Oğlum güzel yapmışlar lan. Çok dolap var hani pembe. Çok pembe. Aa, ne kadar modern duruyor. Kocaman kocaman. Yani çok değil. Ya hani pembeden abartı duruyor. İşmiş. Çok harikalar yaratmış bütün diğer taraf evim da var. Şahane. Selim Bey harikalar yaratmış. Şey falan. Yani gerçekten. Güzel lan. Allah işinizi pembe. Rast götürsün. Ama kadın pembeyi çok seviyor. Okey ama Selim efendim, Bey. İnşallah daha nice. Clean, fresh. Nice güzel anları yani. Yaşayacağım. Gri dengelemiş farklı. Evet. Ama bakın pembe demiştiniz. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, pembeyi i̇şte çok pembe seviyorum. Renkleri görüyorsunuz. Ve sizin seçtiğiniz kapaklarla. Ya bir de şimdi o kadar duygusal olmak gömemek kötü olsa da. Siz kimsiniz? Kaçırıldım. Berenk. Evet senin. Gri seramikler. Ne dersiniz üstadım? Ay. Süper. Açılmış ve nefes alır bir hale çok gelmiş güzel mi? Güzel olmuş evet. Ya. Şöyle başınızı kaldırdığınızda alçı panellerle yaptığımız tavanımız ve spotlar. Ve tabii ki devamında sizin olsa. Yaptığınız alışverişlerdeki işte ankastre ocağınız, fırınınız, davlumbazınız. Ve efendim burada daha bir dolu dolap. Bakın efendim burada çok da dolap bir dolu dolabınız var. Çıplak bir ampulle aydınlatılmaya çalışılan mutfakta artık şık bir avizeyle birlikte. Avize de iyi bu arada. De mekanın ışık... Dişler yok oğlum.
...ıltısını artıran spotlar var. Amma çok spot var yalnız ya. Gitti yani. Şurası aylık 200 lira. Elektrik. Düşmek üzere olan eski seramiklerden de kurtulduk. Flashbang. Mekanın genel havasına uygun çok... Şey çok iyi ama ya. ...daha şık ve kullanışlı seramikler mutfaktaki yerini aldı. Çürümüş eski dolaplar da gitti. Kavramca yerine... diyor ki abi TV'yi görmen lazım davulunmazın yanı sıra. Televizyonu gördüm ben. Evet. Döndü teyzemizin. Böyle televizyonu izlemelerini istiyor galiba. Front pozisyonda. Minik doğru tahmin ediyorsam o televizyonu hayal herhalde. Edemeyeceği kadar dolap sığdırdık. Gördüm. Bu güzel mutfağı. Evet. Şıklığının yanında ev sahibimiz de... Hızlı geçtiler fark ettiyseniz onu bir editte. Aldığımız yeni ankastre ürünler sayesinde çok daha modern hale getirdik. Mutfak güzel ama. Ve... İşte burada mutfaktan çıktığınızda... Ya büyük ihtimalle bu kadar desen ve pembe yorar. Ama ablanın çok takacağını sanmıyorum. Salonunuza doğru geliyorsunuz tabii ki. Ay benim cücüklerim de orada. Ay cücüklerim benim bunlar. Seninle. E çocuklar olmadan olur mu? Ay. Döndü teyzeciğim. Efendim. Yatak odanıza nasıl geçeceksiniz biliyor biraz... musunuz? Yatak odasına nasıl geçeceğiz? Bunlar buyurun. Buyurun nasıl geçeceğiz? Benim bir kapıyı silmiş... çeksiniz efendim. Selim Bey kapıyı shift'del yapmış ya. Aa. Lan. Ne güzel. Niye ki? Çok güzel olmuş ya. Mesela yatak odan falan dağınık olsa kapat burayı görmesinler. Oh. Abla kapı var zaten onun için. Niye airlock var ki burada biz? Nereye çıkıyor? Basınç mı farklı orayla bura arası? Hani bunun niye ihtiyacımız var ki? Güzel olmuş zaten... ya. Zaten... Kapının kapısı niye var? Kapat burayı görmesinler. Oh. Ev sahibimizin kapı. Dediği gibi yatak odasının girişini gizledik. Ama bununla anlamadım. Da kalmayıp... Dolap... He bu yüzden yapmışlar. Okey. Bu yüzden yapmışlar da. Buzdolabı nerede lan? Döndü teyzemiz için kapıyla aynı şekilde olan depolama alanları oluştu. Dolap burada. ...tırarak bu alanda bütünlük sağladık. Okey. Ve tabii ki efendim işte sizin dinlenme yeriniz. Evet. Bu yeterli. İsterseniz gelin şöyle bir oturun isterseniz. Buyurun. Pembe tonlarında çiçek desenli perdeler eve kapının ferah ve taze biraz bir garip. Hava getirirken hemen önünde bulduk. Ya şimdi o evde o kapılar hep açık gezecekler şimdi. Orada da şu patlıyor bence. Hani bunu aç kapı yapmayacaklar. Bir noktadan sonra artık 5. günde bu kapılar sonsuza kadar açık kalacak ve orada kapı gözükecek. Dolap uyumu garip olacak. Sağladım. Bir orada bir patlıyor bence. Ama böyle bakınca güzel. Ve tabii ki efendim. Kullanış işte açısından düşünüyorum. Yani kullandığımı evet, hayal ettim. İsterseniz gelin şöyle bir oturun isterseniz. Sökerim. Buyurun. Pembe tonlarında çiçek desenli perdeler eve... Yemek yaparken kapatır doğru. Biraz... Ferah ve taze bir hava getirirken bilemedim. Hemen önünde ablanın bulunan fuşya kumaş bağlı. Koltukla sevimli bir oturma. Alt çizgiden diyor ki Oktay amca fabrika ayarlarına döndü tepki veremiyor. Alanı oluşturdu. Tabii şok oldu şok. Bakalım yine çapraz. Açıl susam açıl diyoruz. Ve bu sehpalar neye dönüşüyor? Sandalyeye dönüşebilir mi sizce? Nasıl? Siz yaptıysanız hem sandalyeye dönüşür hem tıra. Nasıl tıra? Sandalye? İşte efendim bakın bu sihirli ellerle. Senin bu sihirli ellerle. Neye dönüşecek lan? Burayı tamamen bir sandalyeye çeviriyorum. Ananı sikeyim gerçekten sandalyeymiş oğlum. Selim Bey niye ters köşe yaptı ki? Bakın. Selim Bey ne yaptın? Bu uzman işi, ekip işi, akıl işi. Taburelere oturup yer sofrasında yemek yiyen ev sahiplerimiz için sehpaya dönüşebilen kullanışlı sandalyeler yapıldı. E tabi sandalyeleri yaptıktan sonra bir de masaya ihtiyacımız var öyle değil mi? Bak bu iyiymiş ha, yer kaplamaz. Evet ama masa... Ah bu masada çocuklar duruyor tabii ki. İşte bakın ailenin bereketi çocuklar. İşte burada ailenin bereketi lan. Çocuklarla beraber siz hiç kalkmadan çok güzel. Masamız burada açılıp sandalyelerimiz de işte karşınızda rahatlıkla kullanır bir halde kullanabileceksiniz. Duvarda iyiymiş lan. Az alanı çok fena değerlendirmişler yalnız. Usturulan anı köşesi istenildiğinde açılıp yemek masasına dönüşebilecek. Vallahi küçük ev için evim şahane ekibi yani. Tarafından sadece 3 günde 14.085 liraya yenilenen bu salon. Benim favori evim şahane bölümüm şu an bu. Net söylüyorum size. Hem çok tatlıydı. Amcamız ve hem o kadar kötü değil ev. Hem çok mutlu. Televizyon biraz garip.
Hani televizyon biraz garip. Ama onun dışında perfect. Bir evim şahane bölümünden lan. O kadar beğenmişler ki onlar da orada bir ufak bir reklam çekimine başvurmuş herhalde. Reklama girdik chat. İzleyelim mi? Dekorasyonda her geçen gün pratik çözümlere ihtiyacımız oluyor. Evet, güzel bölümdü. Üst tayfa. Size de teşekkür ederim. Mom Gang. Size de çok teşekkür ederim. Güzel bölüm. Ben bir tuvalete gidip geliyorum hemen.